Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Hoş geldiniz. Hopla ile huzurlarınızdayız. Bu yeni setup'ımızla sizlere merhaba demekten büyük keyif alıyorum. Gücüm. Setup. Nasılsın ya? Bu? İyiyim. Ay bir dakika o kameraya geçtim. Ya, bir girdim, bir saniye. Mi? Ona, geleceğiz. Ha, ona geleceğiz. Chat kameramız o. Nasılsınız Do arkadaşlar? Öyle. İyi misiniz? Party Chat TV yeni kamerasıyla huzurlarınızda. Gayet mutluluk duyuyorum. Böyle açık kenarları da Kilolu falan değilim yani kenara doğru kamera açıyor tamam mı? Kesinlikle öyle bir şey yok tamam mı? Kilo falan yok gayet sağlıklıyım suyumu içiyorum. İç bakayım suyunu nasıl gözüküyor nasıl gözüküyor ama çok sağlıklı normal içiyormuş gibi gözüküyorsun Gülcüm ya hatta şöyle bile yapabiliyoruz bile artık çek kameramız var biliyorsunuz arkadaşlar çek kamerasına arsik yaptım nasıl arsik şöyle nasıl arsik kameramız? siyah beyaz diyorsun kesinlikle bundan sonra bu kameraya geçince böyle konuşacağım. Öyle mi konuşacaksın bundan sonra böyle. Chat'e döndüğümüz zaman bu kamerayla karşınızda Çete olacağız yani. <laughs> Güzel. Yeni saç yok henüz yok. Yeni saç yok ya ne saçı ya? Ayın birinden sonra Sa falan olur. Ha sen saç yapacaktın değil mi? Öyle ha, bir şey vardı. Evet. Arkadaşlar Parçet TV ekranlarındasınız. Şu anda Coop programını izlemektesiniz. Coop nedir Gülcüğüm? <laughs> tamam sen devam et. Ne? Devam. Buyurun buyurun ne? siz devam <laughs> Co edin. Coop arkadaşlar. Neydi? Haftalık oyun gündemini konuşuyoruz. Hangi oyunlar çıktı, hangi oyunlar çıkacak, biz hangi oyunları oynadık falan... Bu muhabbetlere geleceğiz sizlerle birlikte. Sizlerle oynadınız falan onları da konuşuruz tabii. Neden olmasın diyorum. Şöyle bakmak bir tuhaf geldi yalnız evet, ya. Evet değil mi? Valla kameranın yerine bir alışamadım Aynen. yani. Bir tek hem kameranın yerine alışamadım bir de hani böyle bir kameraya bakmak çok tuhaf. Ne için? Neden böyle bir kameraya bakmak tuhaf geliyor? Değişik çünkü. Öyle mi? De küçük gibi böyle bir sanki şöyle eğmek eğilmen gerekiyor gibi. Küçücük. küçük. Güzel güzel bizim kameramız iyi. Maşallah var. Maşallah, i̇yi iyi var. Bir var. performans aldım. nereye bakacağım <laughs> <laughs> böyle oldu Arkadaşlar e, e, e. parça etten herkese ışık Işık biraz sarı evet öyle bir şey. Ya o, o, o alakalı bir şey. Evet, Bunları değiştirelim mi? çok ama evin içinde beyaz ışık e, da olmaz ki ya. ya. Ama böyle de çok sarı oluyor. Bakacağım arkadaşlar hepsine bakacağım. Kontrol yapacağız, kalite kontrol yapacağız. Ne, ne yapılabilir, nasıl iyileştirilebilir? Neler yapılabilir Kalbici hepsine bakacağız. Gelişmeye her zaman açık. Her olur. zaman açık. Şuraya belki yuvarlak böyle daire ışık falan koyarım bir tane düşünüyorum biliyor musun? Nasıl? Bayağı bir şey oluyor böyle e, ne o? moda çekimim falan. Porto efendim çekimlerinde falan kullanılıyor. Şöyle bir dairesel bir ışık falan yerleştirebilirim. Aa, çok ailesi, enteresan çağırsız. olurdu. Çok enteresan, çok artist olurdu. Ama fazla da abartmanın gereği var mı? Ondan emin değilim. Ben de değilim. Yani Sonuçta Ondan bir ev emin burası değilim. yani. Stüdyo değil. Onu da çok atlamamak lazım tabii. Ondan emin değilim. Pekala. Karaman neden yayınlara gelemiyor? Çünkü Karaman yayınlara gelse yayın olmaz. <laughs> Bu yayın öyle bir şey yok. <laughs> Şöyle oluyor. Yani. Hı -hı. Karamelin olduğu bir yayın düşünemiyorum. Kablolar yani. öyle kopar, kopar falan. Şimdi ben şuradan şunu... Şuraya nereye atıyor bu bunu? Karavan tüyleriyle Ayın yayınımıza attı katılıyor attı. Bak sanırım. Bak şimdi nereye? İyi tamam görmesem de olur. Şu anda bir sıkıntı varmış gibi gözükmüyor zaten. Pekala bu mudur? Set the set up'ımız bu mudur? Bak mühendis bey diyor ki size yapayım led dairesel bir panel. <laughs> Vallahi nasıl olacak o işler ya? İşe yarar mı? <laughs> Güzel olur mu acaba? Bilemiyorum ki. Historiom diyor ki ben evinizin aydınlatmasına hayranım. Ev, ekmeğimi suyumu verin Yaşar Bizim ev türme gibi <laughs> Çok enteresan bir ışığımız var onu görseniz var ya. E Görüyorlar işte. Ama ucunu görüyorlar. Anlaşılmıyor onun ne Ucunu görüyorlar enteresan şey yani o. Balık oltası. Devasa bir balık oltası. Böyle egzantrik bir iki ışığımız var yeni kendisi. Kesinlikle. Güzel ama onu var ya sırf nezik geceler için aldık yani öyle söyleyeyim sana. Sana değil tabi izleyenlerimize. Yenius Plus'ta diyor ki daha fazla iyileştirip Twitch yayınlarını arşe çıkarmayın. Ama bu nedir arkadaş ya? daha ne yapmamız lazım ya, yani? Çıtayı çok yükselttik. Olmuyor. Çıtayı çok yükselttik. Bir partnerlik vermiyorlar. Bir partnerlik vermiyorlar. vermiyorlar. O Kesinlikle. çekemiyorlar bizi. Kıskanılıyoruz diye düşünüyorum yani. <laughs> bugün ne konuşacağız Gül? Cooplay'de ne var bugün? Şöyle Hı? bir özet geçeyim mi yine? Geç. Mesela Steam KDV muhabbeti var. Hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Ya çok şey... Duydum. Evet. Bakacağız yani. Hı -hı. Neymiş ne değilmiş bakacağız. Efendim Fortnite bir bastırdı gidiyor zaten ondan bir bahsedeceğiz. Var Best var o bir sürü şey var. Haber mi var? Hmm. Enteresanmış efendim. Call of Duty. Call of Duty. Orada bir kaynıyor ortalık. Gene ne olduysa Hı -hı. bilemiyorum yani. Efendim başka hmm, Kingdom Come Deliverance için bir şey mi geliştiriyorlarmış? He. Vay 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 değişik, vay vay vay. Vay 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 vay. Bir Angry Birds haberimiz var. Metal Gear haberimiz var. Ne oldu acaba bu hafta Metal Gear ile ilgili ya? Bilmem ki ne. Ne no, ne no olmuştu? Ne oldu? Bir <laughs> şey oldu? mi oldu? Hayırdır bir hani şey mi ne var yani? Ben de anlamadım. Nedir ne değildir bilmiyorum. Efendim Rainbow Six tabi konuşacağız evet. yani bu hafta biraz o olay oydu yani öyle bir durum bir yok mu? o mı? bir de tabi ki. Var yani gene ne Star Wars falan mı var yok, gene? Yok yok canım. <laughs> Nedir? Şey bir e, en sondaki haberimizde. En, bu ama bu, bu bu çok büyük haber. Yani. Bu çok büyük haber bak hiçbir yerde kuramadığımız komüniteyi bu oyunda kuracağız öyle söyleyeyim. Acaba neden bahsediyordu? neden bahsediyordu? Neden bahsediyordu? Ne yapmaya çalışıyordu? Toplanın arkadaşlar başlıyoruz. Hazır mıyız? Hemen size günün programını vereyim. Şimdi saatlerimiz kaç? Anca dediklerimiz dedik 9:20 geçiyor. 8. Ee, efendim saat böyle kaç işte 10'u ee, 10 geçe onu çeyrek geçeye kadar program devam eder. Hı -hı. Bir saat gibi bir şey düşünüyoruz. Ondan sonra oyun yayını olacak. Oyun yayınıyla sizlerle birlikte olacağız. Ne oynayacağız bugün diyecek olursak. Bu oynamayacağız. <laughs> Değişebilirsiniz. <diye bugün. gülüyor> Değişik bir oyun oynayacağız bugün. Koop bir oyun oynayacağız evet. Güllle. Koop play günü koop oyun. Onu da açıklayacağım. Switch üzerinden co-op bir oyun oynayacağız. Lootbox vardı Tucen haberler arasında da çıkarttım son loot, dakikada loot öyle box, söyleyeyim. E, şey en sondaki oyunla ilgili bir lootbox haberi var. O var ama onu ufacık geçeriz. Öyle Çünkü mi diyorsun? Şey olmuş toplamışlar onu. Ha tabii tabii o evet o şey oldu. Peki buyurun. giriyorum o zaman. İlk haberimize başlayalım mı? Aa dur benim şeyim nerede? Şu nerede? Ee, ne oldu? bir dakika. <laughs> şuraya yazmazı yazayım. Ne yazayım? Bir i̇lk, şey yazayım İlk geliş... haberimizle başlıyoruz yaz. İlk haberimizle başlıyoruz mu yazayım? Çok <laughs> kötü yazma öyle. Hmm. Haydar'dan enteresan bir espri gelirse onu yazacağım buraya. Haydar burada mı? Haydar buralarda. Haydar burada. Steam KDV'sinde şimdi oyuncular değil yapımcılar. Yani normal bir şey söylemiş ya yakıştıramadım. <laughs> e bunu mu yazayım ben şimdi oraya Haydar ya? Yok yok onu önceden söylemiş burada olduğunu belli etmek <gülüyor> adına. <gülüyor> e yok mu Haydar'dan bir şey gelmiyor mu? Bak Haydar, vallahi haberleri Haydar mesaj bekliyoruz şu anda. Ciddi söylüyorum haberleri geliyor. ben giriyorum o zaman ufak ufak giriyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Sesimiz, mesimiz gitmeyecek umuyorum. Buyurun, umuyorum gitmeyecek sesimiz. Efendim, Steam'e KDV gelmiş. Bu arada çok ufak bir şey yapabilir miyim? Ceda bir şey sordu da, onu Lütfen. hemen habere girmeden önce. Ee, evet, torumuzdan siparişler var. Onların bir yolladım, ben ve ulaşmadıklarını farkındayım. Bayağı da zaman geçti. O yüzden onları şimdi başka bir yöntemle yollayacağım hepsini. Ya oraya şey seçeneği eklesek çok kabuk olur, değil mi? Ne? İsteyen hani. Kargo öyle falan ama yani biz her birine kargo parası ödemeye kalkarsak yani ölürüz. Bunlar için öyle yapacağım çok gecikti çünkü ama bundan sonrasını ne yapacağımızı hep beraber bir konuşalım. ya çünkü kargo hakikaten çok tutuyor. Hani derseniz ki efendim biz işte Aramızda kargo. kargocu varsa söyleyin. Ha, o da olabilir yani böyle bir şey ne bileyim kargo mesela bir e, şubeye yollama falan uygun ücretli olur mu? Ya da işte kargo benden olsun, çabuk gelsin diye Hı -hı. böyle bir seçenek mi ekleyebilir miyiz falan diye onu konuşalım. Çok uzuyor çünkü. Çok hakikaten. uzuyor. Çok uzuyor ve kayboluyor yani yani şurada. Şeye gidecekti. Şişli'de bir yere gidecekti. Hı. Gitmedi yani. Hı. Bir ayda gitmedi ya. Ve kayboldu mu? Yani ama şimdi anahtarlık alıyorsun. Ufacık bir şey oluyorsun, Ne bileyim yani. Hı hı. Onun için de kalkıp 10 lira değil mi? 10 lira falan oldu kargo. Ya PTT'de 10 lira. Hatta şeyde yurt içi yurt içi 20 lira yani. Yapma ya. Minimum fiyat şeyi. Hadi ya. Evet. Gireyim mi, girmeyeyim mi habere? Onu bir konuşalım arkadaşlar olur mu? Onu ayrıca bir konuşalım. Aynen. Buyurun peki. Girdim, haberimize girdim. Efendim. Gülcüm paylaşır mısın haberi? Heh paylaşayım. Steam'e KDV gelmiş. Şimdi bunu böyle duyunca Allah diyorsun tabii. Bir de Görebiliyorsun değil mi bu arada Görebiliyorum. Önceden ya da KDV yok muydu falan gibi. He. Önceden yokmuş anladığım kadarıyla. Hatta bu son dönemde Android kullanmadığım için bilmiyorum Apple'a bir zam geldi. geldi. O KDV zam mıymış? Yani Google ve e, Apple Türkiye'de o tip bir... Tabii şey olmuşlar mükellef olmuşlar yani. Şimdi Steam de onlara katılmış. Dolar artışı da mı yansımıştı ona? Yansımamış ben de öyle muydu? düşündüm. Başladım ama şimdi bu haber bu habere göre KDV diyor. Neyse Steam şey yapmış. E, oyun fiyatlarını değiştirmemiş şu anda. Ben onu diyeceğim. Yani baktım orada KDV bazılarında yazıyor. KDV'nin KDV KDV. ne kadar olduğu yazıyor. Hı. Fakat oyun fiyatlarında Fiyatla bir, bir şey gelmemiş. Yok. Ama Gelir mi bundan sonra? Ya bir bundan kapısı olur. açıldı olarak mı yorumlayacağız yani, bunu? Ne yapacağız? E, mantık olarak eklemeleri lazım. Ödeyeceklerse kendilerinden neden çıksın ki yani? Öyle mi diyorsun? Ee, öyle. Maalesef öyle. Diyorsun yani. Bakın burada görüntüsü de var ya. Bak watt yazıyor burada. Evet. Şöyle %18. Ondan sonucuma. Oyun fiyatlarında çok bir değişiklik yok dediğimiz gibi. Ya yani dedim ki bunun şeyi olur mu? Bunun bir nasıl nasıl diyeyim böyle bir devamı gelir mi? Bence esas mesele burada bu ya. Devamı yani. gelir mi derken? Yani efendim işte %18 tamam ilk baştan oyun fiyatlarını değiştirmeden işte bir, şöyle bir benim bildiğim yanlış biliyor olabilirim. Hı -hı. Bir süredir zaten KDV geçerliydi oyun fiyatlarında diye biliyorum Hı -hı. ben. Yani, yani yanlış bir, bir şey biliyorum. mi oldu diyorsun? O ee, orada gözüküyor gözükmeye şimdi başladı. yani. Gözükmeye başladı gibi olabilir. Hı hı. Daha sonra şimdi oyun firmaları oyunlarına mesela artış yapabilirler. Olabilir bak XRX diyor ki şimdilik gelmedi Steam buna uzun süre katlanamaz. Hı hı. Katlanmaz. Hı hı. Şimdilik ısınma turu diyor. PSN için hazırlıklar başladı deniyor diyor. Öyle. Peki bu... <gülüyor> oylum oylum. Neden <laughs> boylum. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey diyeceğim ya. Ne ee, no, no olacak bu işler? Vallahi bilmiyorum ha? ne olacak bu işler. Ne olacak bu işler? Çok fena yani. Zaten çok pahalı oyun dediğimiz hadise Türkiye'de çünkü işte dolar, euro neyse onun üstüne ödüyoruz. Yani bu, bu vergiyi biz ödüyoruz ama. Evet. Yani şimdi yani normalde tabii <laughs> abi çok karışık bu vergi olayları bizde ya. Hem herkes herkes ödüyor yani. Ama bir dakika ya. Şimdi e... Steam kurdan dolayı çok uğraşıyor KDV'nin de yükünü alamaz demiş Cyberwrist'da. Hmm. Evet. Ya, ya yani. zaten evet yani orada atıyorum 220 al. liralık oyunu 90 liraya 100 evet. liraya satıyor. Bir de üstüne KDR'e yani gelirse patlayamıyor. KDR'de benden olsun. Olmuyor öyle tabii. Al oyuna canını satsın yani. Öyle bir ortam olacağını zannetmiyorum. E şimdi Steam ofisi falan var yani burada öyle mi? Öyleymiş. Bayağı. Gidip bayağı meşalelerle basabiliriz yani artık. Ha. Hani belki sanal ofistir tabii. Sanal ofis olabilir yani. Burada bir hizmet veriyor. Jedi <laughs> abone olmuş bize 5. ay olmuş diyor. Çok teşekkür ederiz Çok efendim. teşekkürler efendim. Ben buradan Bahayan göremiyorum ciddi. değil mi? İnşallah gelir bir ara gene. <laughs> gelir gelir. Bir ara gelir. Gelir. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Şu ne oluyor? Şu <laughs> Bu nedir ya? Biraz Böyle ciddi, bir saçmalık ciddi olabilir ciddi mi? Birazcık diyet rica ediyorum. diyet. Valla... En güzeli ha. Amerika'dan efendim işte... Ama eden, abi sonra... sen şimdi bu, bu şekilde konuşursan yani... E o... Ne yapayım? O Onu Amerika'dan piyesen diyorsun, falan bilmiyorum o işlerde yaş olabilir ya. Olabilir her türlü. Her türlü olabilir Yapmayın ya. Yapmayın öyle Türkiye'den alın oyunları. <laughs> e ne olacak? Bunu, bunu nereye Mavi. kadar kovalayacaksın ben hakikaten? Bu nereye kadar kovalanacak arkadaşlar? Nasıl olacak bu işler? Hakikaten ne demedim. olacak böyle ya? Amerika piyesenden ben alışveriş yaptım. Evet. Tamam. O ne yapabilir biliyor musun? Şey öyle, bir muhabbet dönüyordu zaten. Arkada bir hakim olan aramızda böyle yetkili abiler var kesin. Ben hissediyorum diyorsun. Var hissediyorum. onlar oradalar. Onu bankalarla iletişime geçip kredi kartına direkt yani, mesela aldığın şey yazdı. Evet diye. öyle bir muhabbet vardı. Doğru yurt Onu hangi dışından... biriyle uğraşırsın bilmiyorum da. Para neyse bak şimdi. Neyse tamam. <laughs> Abi bu ne biliyor musun? Bak sıkı, can sıkıcı olan tarafı bence şu bu işin. Ee, Elbette hani vergi falan bu tamam bunlar olacak yani olmayacak Hı -hı. demiyoruz. Olacak tabii de şöyle bir şey oluyor. Mesela e, serbest piyasa ekonomisi falan diyorsun evet. tamam mı? İşte rekabet Hı -hı. diyorsun global ekonomi falan diyorsun. Rekabet edecek ürünün yok. Mesela bir steamin yok senin atıyorum. Yok. İnsanlar mesela steame yöneliyor veya işte yabancı oyunlar alıyor. Veya yabancı efendim grafik kart alıyor. İşte yabancı bilmem ne her Zaten şey yabancı. Başka yok yani. iPhone iPhone'ma her şey evet. yabancı. Tamam mı? Rekabet edemiyorsun. Rekabeti Hı -hı. çekemediğin için mesela burada kötü bir ürün çıkarıyorsun. bir şey oluyor falan. Hı -hı. O rekabet kaldıramadığın için diyorsun ki vergi bindir. Vergi bindir, vergi bindir. Tamam mı? Neticesinde biz böyle kalıyoruz. Valla öyle. Ha? Çok fena ya. Ne olacak böyle? Mesela, Mert bak hoş ha. geldin Mert bu arada. Hoş geldiniz efendim. Ee şey diyor. Ne vergisini diyor? banka alıyor diyor. Ee, hmm. 60 dakika 60 dolarsa dolar kuru üzerinden artı KDV olarak ekstrada çıkıyor diyor. Hı. Hmm. işte. Vallahi doğrudur. Yani bu işin çözümü ciddi ciddi şey ya. Senin dakikatan de katma değer. E öyle ee, tabii ya. e efendim, Yani üreten, şimdi katma yani değerli lezzet ürünler sabahları üretmen. şey yapmayalım evet, ama e, yapmıyorsun bir de. Hı. Yani para lazım olunca işte taşın suyunu çıkar vaziyette çıkarır vaziyette sıkar vaziyette geliyorsun konuşamadım. Öyle öyle. Biraz öyle bir durum var e yani. Ya yani başka Oradan... nereden vergi Abi, alabilirim bu, bu... ama vergiyle ne kadar döner ya? Şu, bu enteresan bir şey ben sana söyleyeyim. Bu çok böyle nasıl diyeyim, e, böyle bıçak sırtı bir mevzu bence. Öyle. Yani çünkü biraz fazla ya biraz fazlası artık, ben hep söylüyorum, işte Simsti, Skyline, SimCity falan, böyle bir şey olsa şey şey, Earthquake, hortum mortum çıkar o şehirde yani, Biz de, bizde bir şey olmuyor, biz takılıyoruz hala. O olsun, VPN ile gelirim, o olsun, bilmem nereden alırım, o olsun Tabii Amerika'dan işte abim geliyor, ona söylerim, ondan getirtirim. Sürekli bir yol buluyoruz ama, öyle bir gün gelecek ki biz bunu deneyimle öğreneceğiz, ben sana öyle söyleyeyim, her taraf kapanacak yani, üretim yok. Dışarıdan almak Peki, zorundasın istediğin ürünleri şimdi ve şey... almak zorunda olduğunda da pis efendim Şeker şey Şeker şeylerini de özelleştirmişler galiba onlarla. Evet yapmış. öyle bir durum var. Neyse. Neyse. Biz bu <laughs> işin takipçisi olalım arkadaşlar. Community <laughs> olarak bu işin takipçisi olalım diyorum. Okey midir? Hı hı. Geçiyorum o zaman bir diğer haberimize. Buyurun. Fortnite. Fortnite'a yama geldi. 3-0 oldu değil mi şimdi bu oyun? Bildiğim kadarıyla. E ee, 3.0 yaması bugün çıktı. Şey işte, Hatta üçüncü update sezon. vardı durdurdum öyle ben. Öyle mi? Sezon 3 açılmış. Mits. Öyle mi? Sezon 3 açılmış. Ha, ha öyle diyor hmm. bak. Bak ne diyor bir de. Efendim. Çok güzel şeyler gelmiş yalnız. 60 FPS ve PlayStation Aynen 4'te. Öyle. İstiyorsan ama 30 yani daha iyi görünsün diyorsan 30'la oynayabiliyormuşsun. Ha görselliği düşürüp 60 veriyor. Herhalde öyle bilmiyorum. O zaman Pro'da coşması lazım. Evet. Eh. Biraz optimize ettiler herhalde. Herhalde oldu. öyle oldu. Çünkü pro'da 60 FPS oynarken motor bayağı bir i̇şte ötüyordu. toparladılar sanıyorum. Ondan öyle mi sonra şey ne gelmiş bakayım? Ha bu şey olayı inşa etme olayı daha hızlı ve daha kolay bir hale geliyormuş. Öyleymiş. Evet. Nasıl olacak bu şu Nasıl olacak bu? Çünkü o iş bilmiyorum. Yani? Bir de ha. hem Battle Royale'e hem de Save the World moduna hand cannon geliyor. Hand cannon. Evet. Hand cannon. Evet. Hmm. Bir de müzik geliyormuş yeni. Müzik mi? Hı. Hmm. O ne ya? Save the mod şey ama save, save the, the world world. Moduna, moduna. Efendim Hurt Locker ve Logan'ın müziklerini yapan Marco Beltrami. Marco Beltrami'den be. müzikler geliyormuş. İlginç. Bu oyuna ya. uyacak mı ya? Nasıl İlginç. böyle militer, şey böyle askeri yani... müzik falan mı yapacaklar? Nasıl olacak? ha <laughs> İlginç yani. Yalnız şöyle bir durum var. Onu bir ifade etmek gerektiği düşüncesi içerisinde. Ne o? Eee yani bunu bir konuşalım diyorum ben. Hatta ben buraya şöyle yazıyorum. Bak buraya yazıyorum. Ya, Haydar'dan bir şey gelmedi. Aha şuraya yazıyorum. Ee, Fortnite mı? PUBG mi? Nasıl? Çok çok şık oldu. Burada PUBG ile ilgili bir şey var. Onu aldım mı? Kaldırdım mı? Sonra acaba ya, PUBG, PUBG ile ilgili. Evet. Nedir? kaldırdıysam neyse şimdi konuşayım kaldırmadıysan da boşver. PUBG'nin mobil oyunu çıkmış ya. Çıkmış evet ondan Şeyde, da Euro bahsederiz. Gamer'da onu birazcık incelemişler de ondan da bahsederiz. Fortnite mı PUBG mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yorumlarınız ben şu anda ben orada görmek fırsız bekliyorum. Fazla istiyorum. PUBG tabii ki dedi. Bir hemen dönelim mi? Hemen bir şey sen şuradan onları tut. Ben hemen bir giriş girişgah yapayım. Ne, niçin böyle bir soruyu sorduğumu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla Hı. yine yanlış bilmiyorsam okuduğum makaleler çerçevesinde konuşuyorum efendim. PUBG Biraz geriledi. Fortnite oyuncu sayısında geçiyor gibi yani sanki. Hatta ben şuradan böyle bir PUBG evet bayağı artmış galiba. Ee, değil mi? Öyle bir durum var, var yani. öyle gördüm. Ee, Fortnite PUBG player counts diyelim mesela şuradan. Güncel şeyler var mıdır bilmiyorum ama e... ee, şey 20 kaç milyon ya? 27 milyon gibi bir şey gördüm. Ben. Atıyor mu şu an olabilir mi atıyor? Hangisi 27 milyon? Şey için. Fortnite mi? E, Fortnite, Fortnite, Fortnite için. ama bu bedava şeyden ya. sonra mı acaba falan gibi de böyle dönüyordu. Kırkı buldu buldu. Bu arada o haberin başında <laughs> vardı galiba Gürkan ya biliyor musun rakam? Ne o? Öyle mi? Galiba. Oradan da bakabiliriz. Bak ben şuradan da şöyle gösterebilirim. 8 Şubat tarihli bir şey var burada tabii ama o haberin başında da var diyorsun. Peki o haberin Sanki başında vardı. da bakalım. Yanlış mı hatırlıyorum? O haberin başında öyle bir Yok şey göremiyorum. O, o haberin başında öyle bir şey göremiyorum Gürkan o haberin başında göremiyorum. Şurada şöyle bir haber var. Dedim ki 8 Şubat tarihli hı hı. efendim bir şeyimiz var. Orada kısa, diyor ki o yani. Evet yani. Mesela 3.4 e, milyona ulaşmış aynı anda o oluyor. zaman. Hı hı. Evet yani. Aynı anda oyuncu sayısı PUBG'yi geride bıraktı falan gibi bir muhabbet var. Tabii e, konsolda şimdi çok büyük avantaj da hani konsol çıkmış olması Fortnite'ın onu kullanıyor gibi gözüküyor. Eee ve şöyle bir durum var sanki ya. Yanlış mı ben düşünüyorum? Yanlış Nasıl? mı biliyorum bilmiyorum. Fortnite daha bir böyle bir e, hareketli bir şekilde oyununu güncelliyor sanki. Ee, bir de tabii performans açısından da. Performans açısından daha iyi. Efendim Yani e, PUBG'de o konularda hala sıkıntı yaşıyor. Kesin, Özellikle Xbox'ta falan bayağı problem yaşıyorlar. Kesinlikle öyle olayla. bir durum var. E, performans olarak daha iyi. Efendim işte mesela PUBG bu cheater'larla falan uğraşmaktan evet. bildiğim kadarıyla Hı -hı. en son şeyi bıraktılar. Oyun geliştirme süreci şu anda durdu. Bir tane bir şirketle anlaşmışlar klanmış. zaten. Bayağı onlar uğraşıyor Tabii, şeylerle, çiğ Yani Fortnite böyle efendim çok e, seri bir şekilde güncellemeler Hı -hı. getiriyor. Çok seri bir şekilde hissedilir güncellemeler getiriyor. Yani yok FPS artıyor, yok grafik değişiyor. Şey de var boy, değil boy, insan, boy kendi komüniteyle çok geçti. Hani insanlar diyorlar ki abi şurada sıkıntı var falan. Hı -hı. burası işlemiyor. Hemen oraya bir böyle bir toplamalar geliyor yani. Aynen öyle. Hemen chat'e dönelim o zaman. Buyurun. Dönüyorum chat'u. Hemen chat hızlı hızlı sayıyorum. Efendim, Mids Fortnite demişti. Fazla PUBG Et x x ikisi de değil demiş. Tercih ee, <laughs> tabii giriyor orada bir devreye. Shiro da Shiro Miso da ikisi de değil demiş. Ondan sonra Braveheart PUBG, Night Blade PUBG, İsmail Toprak kesinlikle PUBG. Bir e, H1 Z1 gelmiş. Depredör Depredatory Coplayer Series demiş. XX PUBG 2 haftadır kan kaybediyor demiş. Orkan PUBG ondan sonra bakıyorum bakıyorum. Mert Erbak Fortnite bir adım önde PUBG'ye göre demiş. Hemen bir soruyla geleyim mi ben o zaman? Öyle devam edelim. Hemen bir soruyla gelelim. Onu da efendim şey yapın. Onu da devam edin. Onun da yani. cevap, da cevabını şey yapalım. Kızım. Ee, yani bu efendim kişisel tercihin dışında mı acaba bu e, şeyleri söylüyoruz? Belki de bunlar sö kişisel söylüyorum. tercihlerdir ya. Yani böyle, ne bileyim daha eğlenceli, daha uçarı Hı -hı. falan Hı -hı. olduğu için Fortnite tercih ediyorum veya daha işte askeri daha gerçekçi olduğu ha, için PUBG'yi tercih şey, ediyorum e, mu? Yoksa oyunun kendisi efendim daha, daha iyi gibi mi? Hani o yakın gelmenin Hı -hı. ötesinde işte mekanizmushu, su bu su nesi daha iyi falan diye mi diyoruz diye Hı -hı. Diyor. Yani Fortnite daha bir aksiyon tabii. Daha bir yani eğlenceye yönelik falan. E, tabii daha o öyle. mobil olayına da oradan girebiliriz bence Hı -hı. biliyor musun? Mobilde de çünkü mesela Rules of Survival mı ne? Bir tane şey çıktı PUBG'nin. Ne o? Rakibi çıktı Hı -hı. yani. Ee, şey olarak daha yani Fortnite gibi değil. Böyle kartuni değil yani. Çizgi filmsi Aha, değil grafikler. Ama yine de daha bir e, böyle bir uçarı havası var Hı -hı. oyunun. PUBG'ye göre Hı -hı. mesela. Ee, ciddi ciddi de oyuncu katmış, Hatta PC sürümü falan da varmış galiba çıkarmışlar ya. diye. Ya, mobilde <laughs> çıkıp ondan sonra PC yapmışlar. Evet, evet Vay, öyle bir durum var yani. PUBG'nin mobil sürümü de şeyde çıktı. Çin'de çıktı. Çin'de varmış sadece şu anda. Evet iOS'a ve galiba Android'e de çıkmış. Abi mobilde nasıl oynanır ya? Yani şey incelemiş Eurogamer'dan bu Ian incelemiş. Hmm. O PC'de de oynuyoruz ya. Deli gibi oynadıkları için onlar. Ondan sonra şey İlofi diyor. Yani İlofi. Enteresan bir şekilde e, şeyden daha iyi performans veriyor diyor. Neyden? Xbox'ta. Hadi canım. Çok takılıyor Xbox'ta Ama diyor. Ama şöyle binaların içi falan bomboşmuş. Binaların içi bomboşmuş. Sadece halı ve duvarda resimler falan varmış ha. o kadar bomboşmuş. Bina içi yok efendim. Şey, bazı artıları var diyordu. İşte mesela şey gözüküyormuş. Şeydeyken işte havadayken uçaktayken ha. Ha. E, uçağın rotası gözüküyor diyor. Ya da işte sen squad olarak indiysen diyor squad diğer elemanların senden ne kadar uzakta olduğu gözüküyor falan diyorlar. Normalde PUBG'de yokmuş. O tip böyle şeyler varmış. Kolaylaştıran falan. Aha i̇şte doğru. mesela item almak falan toplamak onlar daha bir pratikmiş. Ya ben bir şey diyeyim mi? Bu iş böyle gidiyor falan ama çok e, ciddi büyük bir efendim şey girene kadar bu e, mevzuya bu işe böyle gidecek bu. Hı hı. E, ne bileyim böyle bir işte bu Ubisoft. işlerken şey mi kastediyorsun? Bu, Battle, Battle Royale Royal olayı. Hı hı. Böyle bir gidiyor tamam da bu Ubisoft falan işte böyle hani e, 300 kişilik ekiplerle He, falan anladım. anladın mı? Animasyonu, He. görseli, bilmem nesi falan böyle e, taş gibi bir versiyonla gelirse ve mevcut oyunlardan birinde olabilir. Mesela atıyorum adam E3'de şey, açıkladı. Şeyin işte, Red Dead'de olabilir. Red olur, Dead'de olacak durdu. deniyor şimdi. Mesela E3'ü izliyoruz. E3'de bak şimdi olaya bak açıklandı. Gileyim. Hadi bakalım. İzliyorsun abi şeyi. Ne o? Ee, trailer'ı izliyorsun ondan sonra Cima. Ee, bitiyor işte şu an Aha. yazamadım yani. yani kar, karlı olur herhalde gene. The Division 2 diyor mesela. Aralıkta çıkıyor diyor mesela. Tamam mı? Düşün ve Survivor modu olacak içinde direkt yani. Survivor pardon, şey, Survivor Battle Royale modu olacak içinde oh. direkt ge gelirken. Diye açıkladıklarını düşün mesela. Kasım'da, Aralık'ta piyasayı topladı. Ha ona mı yüklenirler böyle bir şey de bilmiyorum. Ben uç, uçarak söylüyorum Aha. bunu yani. Veya EA'den düşün mesela. Tabii canım. Battlefront falan. O, o teknikte mesela o teknolojide bir Battle Royale Ya şimdi düşün. o anlamda bakınca şimdi büyük firmalar dedin ya. Şimdi PUBG ile şeyde kıyasladık Fortnite'ı. O anlamda Fortnite daha şey durmuyor mu? Daha ne? pro durmuyor mu? Fortnite bence epik yani. Değil mi ya? Epik sonuçta çok çok yani. Çok epik yani. Çok epik yani. Bayağı epik yani ya ben sana bütün, öyle söyleyeyim. Hep konuşuyoruz işte. O, tamamen bütün mekanikleri oturmuş bir oyunun üzerine çıkardılar çatlayı Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Onların hepsi büyük artık. Öyle bir o olay var. O daha şey duruyor. Peki ben şuraya bir daha döneyim habere ya. Konuştuk konuştuk. Fortnite'de ne olacakmış? Onları tam hepsini konuştuk mu? Ha, konuştuk FPS hepsine. dedik. Müzik geliyor dedik. Aha. Efendim yeni skinler falan var böyle enteresan. Hmm. Onları bak bir bulursam onları göstereyim ben hemen size. Ee, hatta şöyle Fortnite galiba yeni skinler var yani. Mits bilir o işleri. <laughs> Mits oynamış yenisini zaten söyledi. Öyle mi? Azından. Ne var? Farklı bir şey var mı? Ee, şey olmuş diyordu. Güzel olmuş. <laughs> şöyle diyordu. İlk fini de aldım. Dört tane ikincilik var. Eee... <laughs> demiş. <gülüyor> bu ne lan bu kadar? Ya abi şu Google neden böyle Tabii bir eti şey yaptı eti ya? Fabriki yeti mühendis Bey'de. <laughs> o onu biz oynayamayız. Hakikaten Google niye böyle bir şey yaptı ya, bu, ya? Bu niye böyle bir şey yaptı? Hiçbir fikrim yok. Çok iğrenç bir şey sana ya. Ne kadar ya. çok kullanıyordum ben o resmi gör falan. Bu tamamen Getty Images'ın şeyiymiş yani. Anlaşma yapmak zorunda kalmışlar onlarla. Hadi Çünkü ya. telif muhabbeti varmış yani. E? Ee? Ondan sonra. O yüzden böyle. Neyse. Şöyle patch notlarda burada bakınız. Ha bak skin ee, dediğin şunlar Desert falan. Desert Eagle eklemişler yeni silah olarak. Ben ha, daha ben bir şey, şey sevmedim Desert diyor. Eagle... Mitsel Gördüm ya. Onu diyecektim. Evet buyurun. Şöyle burada da gözüküyor işte efendim. Şöyle uf ufaltamıyor mu? <laughs> evet Burak Bayır doğru söylüyorsun. Nedir? Koskoca Abdülhamit Han'ın icadına laf söylemeyin diyor. Ya <laughs> arkadaş sabah programı yapmıyorum beni kaşımayın gözümü seveyim ya. <laughs> Konsolda 60 FPS. E. Hoverboard. 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 Bu ne oluyor? Uçuyoruz herhalde. Uçuyoruz. Ha, evet bu şeyde save varmış. The world, save the world'de world varmış. Orchestral <laughs> music. Save the world'de gene. Build mode improvement. Ben bunu buradan açsam görebilir miyim? Hızlanmış diyor mesela bir, gör, bir, bir gör miyiz bakalım. Bunu. Bir gör bakalım. Umuyorum takılmaz, şey yapmaz. Umuyorum YouTube şöyle, kıllık şöyle yapmaz 1080, sonra. 60 yapmayalım da sen şöyle bir 480 Düzelinden gel. Üzerinden 480 ver bize. Bir şeylerin içine de yapabilir hale gelmişsin çünkü. Mesela ağacın içinden falan da geçirebiliyor. Öyle için, Evet. Aa bak binanın şeylerin kenarından geçirdi. Ha. Ya bu, bu zaten bu süratte de değil miydi ya ben yanlış mı biliyorum? Öyle mi? Bir daha görmek istiyorum. Orada yalnız öptüm aniden çıktı gördün mü? <laughs> Önerilenlerde artık onu onu gösteriyor. Yapacak bir şey yok yani. Ona mı geçsek? Gülkan da Celeste ya? oynamıştı bu arada Ya ben bugün Celeste oynayalım diyecektim de neyse co-op şeye bakarız. Bu, bizim oyuna bakarız yani. Bak şimdi bak 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 çok büyük bomba geliyor. Öptüm. <gülüyor> <gülüyor> neyse öpmüyoruz. Öpmeyelim. Efendim <laughs> Fortnite muhabbeti de bu kadar o zaman. Öyle. Ha. Gelelim, şimdi... gelelim. Gelelim. Bugün. Gelelim. Bu senin haberin cebesine. he? Cebesine. Bu senin haberin mi? Çok benim haberim değil ya. Neden? As aksine acaba... Kötü bir haber mi yani? Kötü haber mi? Şimdi Warcraft 3'e büyük bir update geliyor. Patch geliyormuş daha doğrusu. Ee, acaba bu remaster şeylerini, söylentilerini baltalayacak bir gelişme mi yani? Remaster söylentilerini baltalayacak. bir Evet. Çünkü şu anda şey public test realm'da nedenen bir şey var. Işte, Denenen derken orada çıkmış. İşte ee, işte şey hero dengesi efendim işte e... Geniş ekran desteği hı hı. falan filan gibi şeyler gelmiş bu şeyle, patch'le. Evet. Hani patch'le uğraşıyorlarsa sonuçta remaster yaparlar mı? Ben remaster edeceklerine kesinlikle ihtimal vermiyorum Şimdi öyle söyleyeyim. Misin? Kesinlikle. ihtimal Şey falan vermiyorum. desen çok güzel oluyor. Neydi? Remaster ederlerse laptopumu yiyeceğim falan böyle <laughs> konuşuyor. Vallahi insanlar. remaster ederlerse e, öptüm aniden şarkısını kostümlü cosplay olarak canlandıracağım öyle söyleyeyim yani. <laughs> Yapmayacağım böyle bir şey. Yapmayacağım böyle bir şey. <laughs> Kesinlikle Laf, yapmayacağım böyle bir şey. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak yani. <laughs> Allah ben ne dedim? <laughs> ben ne dedim? Allahım ben ne dedim? Kurtarın beni. Sonra öpçe zanneden gidecek böyle. <laughs> Öp evvel bir şey söyleyemem o zaman diyecek bir şey yok. Ya yani neden yapmazlar diyorum? Neden yapmazlar diyorum? Şu yüzden diyorum. E, bence satış başarısı yakalama ihtimali çok düşük olur. E, hem bugün zaten e, bu tarz bir şey yani işte gerçek zamanlı <laughs> strateji oyunu zaten çok fazla e, revaçta değil. E, daha önce sanki böyle bir açıklama da olmuştu. E, oyunun biz efendim remaster edildiğinde hani güncel olabileceğine dair çok inancımız yok Hı -hı. falan gibi sanki bir muhabbet Ama olmuştu diye hatırlıyorum. Ama şimdi şey yaptılar ya sonuçta. Ne yaptılar? Starcraft'ı. E tam o kadar oldu işte. Kaç kişi aldı ki Starcraft Remaster'ını? Böyle. Yani kendi ve etrafında kimse almadı ya yani. Kaç ya kişi? Kim, kim oynuyor bunun ya? Kim aldı? Buyurun chatten. Chatten Var şey mı? yapalım. Alan kim, Arkadaşlar. kim aldı? Starcraft Remaster. Buyurun. Var mı alan? Remaster mı dedik? Ne? HD mi? HD remaster öyle diye geçti şey işte. değil mi? Sanıyorum öyle bir şey. Buyurun bak remaster şey StarCraft remaster diye muhtemelen diyece ya. Eee bu geçiyor yani. Star Warcraft 3 Invitational diye bir şey duyurmuşlar evet. 28-29 Şubat'ta. O aralar giyebilirsin kostümlerini belki. Kostüm o zaman. Bak ben sana ne olabilecek olabilecek şeyi söyleyeyim ben sana. Warcraft 4 açıklanabilir. Bak ona itirazım Warcraft yok. Warcraft 4. Warcraft 4 olabilir. Ona Onu bir diyorsun? itirazım yok. Ya itirazım yok. Şöyle itirazım yok. Onu bak, anlayabilirim. Sen... Şimdi bir saniye önce okumak için bir kasmam gerekiyor. Buyur. Sen değil. Seth nam reborn ben aldım demiş. Oraya konuş. <laughs> Sana söyledim. Bir kişi mi çıktı? Kişi. Kaç kişi izliyor bizi şu anda? 20 çıktı, 30 kuzum. kaç kişi izliyor bizi şu an? Bilmiyorum kuzum. Ondan sonra bir kişi. Ben de almak istiyordum ama almadım. Tojent diyor ki Euro 5 olduğundan alamıyorum diyor. Oy ondan kaynaklı bir durumu var yani. O da doğru. O da doğru. Mert Arbak da StarCraft 2'nin son peçini bile almadım diyor. Evet ya. <laughs> 76 kişiymişiz bu arada. Sevgili Mith söyledi sağ olsun. O şeyi de almadık. Ne? Mesela bu episode bir tane çıkardılar. Aa evet. Öyle Bakalım mi? iyi olursa Hı. devamı gelir falan gibi bir muhabbet vardı. Olmadı Abi yani. Abi kimse zaten Warcraft 4 olursa neden olur olabilir diyorum. Hemen neden açıklayayım. Olur? Hemen açıklayayım. Ee, o oyunu böyle damar e, efendim e, gerçek zamanlı strateji yapmazlar. Eee. yaparlar diyorsun. Ne Zaten Hero Mira olayları Hı. vardı ya işte Warcraft'ta Ama yani. şimdi İçte. şimdi bak kesin linç yiyeceğim ama çok da bilmeden konuşuyorum. O yüzden linç yiyeceğim. Hazır olun. Linç yiyeceğim kuzum. Ee, şey. Dur bir dakika kafam tut. tut. <laughs> ya Starcraft <laughs> mesela Warcraft 3'e... Starcraft bir, yani bir. Hı. Warcraft 3'e göre daha böyle e, sert bir RTS değil mi? Yo linç yiyecek yok bence... Ee, ya anlıyorum seni yani. Anladın değil An, mi? Seni anlıyorum Anladım. yani. Ö, ö, öyle denebilir belki. yani. Ben Warcraft çok oynamadım malte olarak. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim ama. Multi, yok ben şey senaryodan bahsettim ya aslında. O zaten Hatersen şey yani. senaryo çıkacağı zaman zaten baya işte bu kahraman modu gelmesi işte efendim hero hero muhabbetleri falan çok tartışma olmuştu hı hı. yani yaratmıştı. Ee, yani sen ne açıdan söyledin bunu? <gülüyor> <gülüyor> ne açıdan söyledin? Ee, Starcraft'ı bile yaptılar hani Warcraft o yüzden. E Starcraft'ı bile yaptılar. Starcraft çıkalı 10 yıl oldu doğru, ya. Doğru doğru ya. Hakikaten o kadar oldu. Vallahi oldu ya. 2009'da mı 2010'da Aa. mı ne çıktı Starcraft 2 yani? Doğru değil mi arkadaşlar? 2 yılda bir de şey çıkardılar. 3 yılda bir galiba. 2 yıl mı 3 yıl mı? Ha mi? evet şey. Ek, ek paket, paket çıkardılar. Anca işte. Evet. 10 yıl oldu oh, evet Starcraft ya. 2 yerleri. Doğru söylüyorsunuz. Yer yani... yeni falan doğmuştu yani. Ben işte öbür evde oynuyordum. Evet. RTS mi kaldı? Doğru söylüyorsun. MOBA oynuyor Vallahi herkes. Kalmaz. Deliler gibi. Moba, MOBA bile şey oldu. Moba bile gittin gitti neredeyse. Battle Royale'lere geçtik. Hmm. Mesela Battle Royale bir Warcraft neden olmasın? Haydi. Haydi. Hakikaten haydi. Karıştırdı ya. ortalığı. Yalnız bak hakikaten Blizzard oraya henüz el atmadı. Battle Royale mi? Evet. Ya yapma gözünü sen bir oraya el atmasın ya. o. Hep böyle diyoruz ya bir şey çıkıyor oyun modu çıkıyor işte ondan sonra Blizzard onu böyle izliyor. İyice böyle bir damırtıp ondan sonra en güzelini çıkarıyor Doğru. falan Moba ya diye. Moba'ya cevabını verdi ama pek olmadı. olmadı. Evet biraz geç mi kaldı artık Tek ne olduysa? Ben geç oldu belki. Ee, bilemiyorum. Ama pek olmadığını söyleyebilirim. Battle Royale'de Overwatch üzerinden bir şey mi yapılır? O da olabilir. Paladins yaptı ya onu. Hmm. Ama bilmiyorum oraya o topa gir... Ya çünkü o topa gir... Ya şöyle söyleyeyim. Activision Blizzard'ın muhakkak o topa girmesi lazım. Battle Royale. Ya 100 milyon mi? kişi oynuyor evet, neredeyse abi. bu türü ya şu Kesinlikle. anda bir dönemin mobası ve yani geç kalırlarsa ya. gene şey niye? gibi şu ana kadar mesela niye az evvel de konuştuk ama büyük firmalar hala neden çıkarmadılar bence şu anda yapıyorlar harıl harıl şu anda çalışıyorlar öyle söyleyeyim yani o, o o o pastadan bir pay alınacak ama ne zaman onu bilmiyorum neyse gelelim bir diğer haberimize. Diğer. Diğer. diğer yalnız şapkalı <laughs> ee, efendim nedir buydur Death Stranding kadroya iki yeni isim evet. eklemiş Oyunların olmazsa olmazı Troy Baker. Troy Baker ve Emily O'Brien. <laughs> Emily O'Brien Emily O'Brien e, de oyun, çeşitli oyunlarda yer almış bir ablamızmış. Ayrıca kendisi cesur ve güzel de oynuyormuş. Hadi be. Herhalde hala falan var? Muhtemelen öyledir. Çünkü genç bir ablamız. Arkadaşlar co-play'e bir süreliğine ara veriyoruz. Ding, ding, ding. Nasıl Cesur ve güzel mi dedin? Cesur, daha yok. Bir dakika. Hangisiydi ya? Bir şimdi. Haberde yazıyor ya bak. Young and the Restless mi? The Bold and the Beautiful mu? Ay bilemedim şu an. Habere <laughs> bakmam lazım. Çok önemli. Bu çok çok önemli. Bir saniye. Young, Young and, and, and the restless. restless diyor bana ya. Dur anam tamam, babam. Tamam yalar ya. rüzgarı. Nasıl bir gençlik bu vampir misin Young and the Restless. İzleyen var mı aramızda arkadaşlar? Yeni. <laughs> Yenisi var değil mi şu an devam ediyor falan. Bilmiyorum bana. CBS falan diyor. <laughs> Bunu, 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 bulmak zorundayım. Şu anda bunu bulmak zorundayım yani. Ablayım mı bakıyorsun yoksa young and, young and Restless'a bakıyorsun? Young and Restless şeyi var mı diye bakıyorum. Young bakayım. and Restless deyince aklıma direkt Victor Newman geliyor. Victor Newman ve benim logo geliyor özür aklıma Özür dilerim Victor. Victor çok çok özür diliyorum Victor. Cyber <laughs> cricket diyor. Ha? Ya of. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> cricket artık anneanne olmuştur diyor Bırak Bu şekilde bir yere varmamız hakikaten <laughs> mümkün değil ya. <laughs> Bir saniye bu. <laughs> bu eskisi tabii yani de. Ha. Lauren ya. Lauren abi Lauren Deniydi yani. Deni'ydi değil mi elemanda? Deni. Deni miydi? Evet şarkıcıydı o. Baba 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 baba. Saçları bak Allah'ım hepsi böyle. Baba 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 <laughs> baba <laughs> baba Bir dakika bunun yenisi varmış arkadaşlar. Ben şimdi onu arıyordum. İşte bu ablamız orada yenisinde oynayan Sanıyorum ablamız. Sanıyorum yenisi de şu. Bu mu yenisi? Yenisi şu oluyor galiba. Böyle evet, bir kadromuz var yani. Evet saçları normale dönmüş. Böyle bir kadromuz var. Yıllar içerisinde çökmüş saçlar. Öyle mi diyorsun? Evet. Şu en soldaki abi direkt ama bir yalan rüzgarı karakteri. Değil Jack, mi? Jack falan havası. Jack dedim. Onda John olabilir. Jack olabilir. John muydu yoksa? Yok John babaydı. Yani böyle bir <laughs> kadro var yalan yani. Yalan rüzgarının müziği efsanedir. Açtım dinliyorum şu an. Tabii canım ya. Unutulmazdı. Ya, aslan adamın kısmı e, güzel ve çirkin ya. Yalan ha. rüzgarı. Yalan rüzgarı, rüzgarı. rüzgarı gördün e, Lalo şifrin miydi? Öyle bir abinin müzik, müzik öyle, öyleydi. bir abinin öyle evet, söyledim evet, yani. Evet evet <laughs> evet. Öyle bir öyle bir müzik var orada. Bu bayağı oynuyormuş şu anda. Ee, bir sezon daha yeni. Aa, bir dakika yok. Bitmiş mi yoksa? Yok <laughs> yok bir saniye. Bir Hayır abi mi? devam Tuzak ediyor bayağı bu. Bayağı devam ediyor oğlum bu. Çıldıracağım bir saniye. Yıllar 2018, 2017, 2016 gidiyor gidiyor yani. Netflix. <laughs> <laughs> Netflix'teyim. Oturup izliyorlar ama. Yalan rüzgarı mı izleyeceğiz? Böyle ama. Ondan sonra chat'te şey yaparız. Bence cil çok yanlış yaptı. Abi... Çok yanlış davrandı. <laughs> ben Lorena tutuyorum. Baya baya yalan rüzgarı izleyip şu anda bölüm bölüm inceleme çekesim geldi. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Bakın 2018 episode 1. Siz, yani 11.337 yazıyor yanında. O rakam değil mi o? Şimdi, o baya rakam yani. Şimdi yıllara geliyoruz şimdi. 11 bin bölüm olamaz ya. Oğlum 73 yazıyor burada. 73 yazıyor. <laughs> bir sezon kaç bölüm peki ya? Çok koptuk şu an ama <laughs> bir sezon kaç bölüm bakar mısın? Orada hesaplamam lazım. Bir Türk olarak şu an çok fena hesaplayan damarım kabardı. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5 6, 7, 8, 8 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, gidiyor. 26, 27, 28, 29, 30 bana bak gidiyor. Bu <laughs> her gün falan var 40, herhalde. 40, 41. abi arkası yarın da tamam, zaten. Tamam boşver yani. kapa saymayalım bitmez. 44, 45. 45 bölüm. 45 bölüm. Yani gidiyorsun çekiyorsun çıkıyorsun yani o şekilde. 45 bölüm kaç sene 20 sene Yok kaç 20 sene. Abi 73 diyor yemin diyorum sana 73 diyor orada ya. 45 sene. <laughs> Hesaplayamadım yani öyle söyleyeyim. Neyse boşver. Bunu silelim. Haberime Olur. geçebilir miyim? Geçer. Lütfen buyurursan... geç. Lütfen geç. Yeter. Dur. Bir saniye. Geldim. Oyunculardan birinin TC numarasıdır o diyordu. <laughs> <laughs> tamam. Oyuncu eklemişler işte. Güzel. Demek ki devam ediyor. Evet. Ama hala oyuncu ekliyorsun Ekliyoruz. yani. Ekliyoruz. Aynen. Bundur. Budur. E, ee, Troy Baker'ı nereden tanıyoruz demiştik. Troy Baker'ı her yer nereden her tanımıyoruz ki? Last of Us'ın efendim Joel'ı. Evet. Infamous Second Son'ın Delsin'i. Şeyin en son ee, Uncharted'da Uncharted sen. Abisi. Efendim öyle. Emily O'Brien başka şeyde değil. Telltale in Guardians of Galaxy'sinde Gamora'yı oynamış. Evet. Aynı zamanda League of Legends'da Camille'i seslendirmiş. Camille. Lolcu. İyi peki gelsin de oynayalım. Diyecek bir şeyimiz yok. Kojima topladıkça topluyor. Kujuma. İnşallah bir gün oyunu da çıkarırsa görürüz. İnşallah. Kısmet. Bu işler hep kısmet yani. Kısmet Tekir Bu işler hep kısmet. Evet. Buraya yazılmışsa yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Buyurun o zaman. Şöyle bir haberimiz var. Buyurun. Call of Duty World War 2. U geliştiren Sledgehammer Games'in kurucuları şirketten ayrılmış Ama iyi bir şey için ayrılmışlar Gülkan. O ne demek? Yani ayrılmışlar ama şey bünyesinde kalmışlar. Ee, Activision çatısı altında kalmışlar. Yapma ya. Kavga gürültü yok yani. Yok yok gayet güzel. yeni oyunlar yapmak istedikleri için Activision onlara bir takım fırsatlar sunmuş söylediklerine göre. Battle Royale yapın bize. <laughs> Tam biz de ondan bahsediyorduk. Abi, Gelin siz onu yapın. Kesin bak birini bir ekip toplayıp başına böyle tecrübeli Addettin adamları koyup da bir proje yaptıracaksan. Bu arada adettin, çok güzel isim olur. Evet. Addettin? Addettin. Addettin! <laughs> Gibi. Kullanım halinde. Derhal stüdyoları terk eder <gülüyor> Stüdyo. <gülüyor> ee, evet bu abilerimiz. Baya. Ya abi bunlarda zaten şey tip yok mu baya? Ne? Call of Duty efendim Modern Warfare karakter tipi yok mu? Özellikle sağdaki abi de evet, yani. Evet, soldaki abi biraz öyle tıfıl bir kalıyor. Var. Neyse, Zaten yeni yeni işler yapacaklarmış yani. Öyle mi? Evet, öyleymiş. Yeni işler yapacaklarmış. Eee dediğim gibi onlara böyle bir şey sunmuş. "Gelin bizim dükkanda çalışın." demiş. Şöyle bir şey soracağım ben o zaman. Lütfen Mesela Sor. Activision Blizzard'ın elinde spor oyunu var. Destini gibi oyun hı hı. efendim zaten Destini var yani. Bir an şey antem'i düşündüm de iyeydi tabii. Eee <laughs> Destini var. Efendim shooter'ımız var, Call of Duty'miz var. Her şey var. her şey hemen hemen her yani. şey. Ne var yani? Ne yok? Ne yok Allah'sız? ActiVision efendim Blizzard ne? ActiVision. Ne yok? İşte Mobas'ı <laughs> da var şeyi var MMO'su mı? MMO'su var. MMO'su ne var? E, var. var. Ha o hayır. Evet. Yani artık. Daha ne artık olsun. Pes. Oynadığı oyunu unutuyor. E şey yok. Battle Royale Ben anlayamadım hala Activision çatısı altında olması Benim Royale yok. Yok. Maalesef ruhları yok demiş Burak Bayıldı. Ruh hiç yok. <laughs> ruh yok yani. Çağırıyoruz ona. Yok ruh yok peki. <laughs> Efendim. Kimde var ki? Çete dönelim mi? Çette ne muhabbet dönüyor? Buyurun sizdeyiz. Çette hoşuma son... gitti kamera değişiyor falan. Böyle Çette en son şey var ya. Ne var? e, ee, ne o? Yalan rüzgarı. Rüzgar Orada kaldık etiyor. mı? Yalan rüzgarında kaldık mı? Eti Abi de yok. Cyber Bus'u söyledi. Eti yok. Satılmıyor. Ee, o yüzden Battle Royale oyunu satamıyorlar. Gürcü e, Activision. Activision'da. <laughs> <laughs> Gürcü Battleground'u diyorsun. Gürcü Battle Royale. Xtrex Blizzard kendi Crush'ı satın aldığı gün benim için bitti. Blizzard kendi Hadi Crush'ı satın aldı. Bir saniye arkadaşlar. King'in değil miydi o? Bir dakika. King'i Blizzard <laughs> mı <mi> satın aldı? <gülüyor> Blizzard <laughs> Match 3'i <laughs> mi çıkarıyor? Aa, Senin ben için de enteresan sen. bir haber olabilir. Lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Blizzard kendi crush. crush. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı. Baya şimdi anlattım. Bir... Şunlar... 5.9 milyara. Bundan sonra öyle match edip geçmiyoruz. Ayıp. Ayıp. Oğlum bana bak bizim oyunda satabilir miyiz öyle bir rakama ya? bilmiyorum. <laughs> Görüşmeler yapıyoruz. <laughs> abi hakikaten abi burada yayın, yayın falan yapıyoruz ya. Biz yapıyormuşuz oyunu. Ondan sonra ee? gidiyoruz gösteriyoruz. Mesela bayağı Çinli bir geliyor. Çinli abin diye. Şöyle sayalım. Bayağı diyor ki bir milyar dolar veririm buna diyor. Oha. <laughs> abi emin misin diyoruz. Ve ben seni şey diye telkin ediyorum sonra. Gül ağırdan sat. Ağırdan bir milyar az. Az da az. az. Ben satamam <laughs> Pazarlık yaptı diyor. Vallahi ben. satamam alamam ayıp ya. Alamam ayıp. Evet. <laughs> alınmaz abi. ayıp alınmaz. Ayıp, ayıp. <laughs> eti yok çünkü. Eti yok, eti yok çünkü yani. Bayağı satın almışlar he? Hem ha. Hem de 5.9 milyara King'i. Vay vay vay. Öyle diyorsunuz. Biz ki... King reklamı görmüştük Almanya'da. Ha, reklam musun? değil ya. Bayağı firma Ofislerin oradaydı galiba. Oradaydı, evet. Yani. Orada ofisleri vardı. Bu arada şurada silince varmış. Yüzük de aslında Ay. aldım bayağı. Yüzük değil mi? Neyse kameraya çözüldü. Çok... Evet göz, oradan patladığı için gözükmüyor en azından. İyi. Şöyle bir haberimiz var o zaman. Teşekkür ederiz EOS. Efendim, sağ olun varım. ben her suyu açtım içemiyorum ve böyle kalıyorum. Onu Peki, fark ettim. Buyurun, ben size haber gönderiyorum. Eğer öyle bir durum olsa kesin çağırırız yani merak etme. Her türlü payını da veririz avukat lazım diyor öyle bir durum var. Öyle hemen e, bileti yollarız yani. Boşa sözleşme yapılmaz yani. Dice 2018, Neil Druckmann On Inspiration Dice var ya şimdi for the Last şey. of Us 2 Content Cut from Dice Uncharted for Ne diyor bu ya? Dice Summit'i var yani bu Dice Summit'i. Yani şey. Anladım orada Not tamam Dice muhabbet orada yapıyorlar. Orada muhabbet Yıldız yapmış. hakkında konuşmuş. Aynen Efendim Last of ki... Us 2'de ilhamı nereden buldun? Aynen öyle demiş. Ayak numaram kaç <laughs> falan. Yani falan nereden bulacaksın <laughs> e, yani? Diyor ki Netflix'te bazılarınızı da izliyorsunuz biliyorum. The End of the Effing World adlı evet. bir e, dizi var. Çocukların falan böyle bir atraksiyonu. Yani şey o mu? O, o dizi mi o? Last of Us 2'de özellikle de diyaloglar konusunda, diyaloglar konusunda o diziden ilham aldık demiş. Hmm. Last of Us 1'de de hı hı. E, şeyden çok ilham almışlar. Biz de çok severiz. Children of Men'den çok ilham almışlar. Çok bariz ama. Değil mi? Çok bariz. Konuşmuştuk Hatta e, şöyleymiş. Bunun fikri Last of Us fikri. E, Neil Druckmann üniversitedeyken hı. Ee, sanırım sinema okumuş, emin değilim ama ee, zombi filmi yapmak e, üzerine bir sunu hazırlamış, hatta e, George Romero'ya falan sunma, sunmak üzere. Hı -hı. Orada işte e, baş roldeki karakter bir polismiş, efendim işte bir kızın e, kızı korumaya çalışıyormuş falan. Hı -hı. Ondan sonra şey ama gene oyun fikri bu. E, kalp hastası polis, işte her evet. kalp problemi olduğu zaman kıza geçiyor şey, oynanış falan gibi bir şey Hı -hı. varmış. Öyle bir konsept üzerinden evet. sonra. İlerlemiş, ilerlemiş. Bugün çok tanıdık geliyor ama o tip oynanışlar hani bu ikoda mikoda Hı -hı. falan belki biraz daha hani. Zaten öyle söylüyor. İko diyor şeyin karışımı gibiydi diyor. Var mı burada? Ee, yukarıda. Yukarıda. İko ile Sinistin'in karışımı gibiydi diyor. Hmm. İlginçmiş. Ya. Başka Böyle anlatmış, anlatmış yani. yani. Ha bir de şeyi anlatmış. Bu e, en son Uncharted'da şeyin Crash Bandicoot sahnesi. E -ha, o sahneyi baştan diyor şey falan yapalım diye düşündük diyor. İşte bir dans etsinler falan evin içinde öyle bir yakınlık olsun falan diye düşündük diyor. Ondan sonra kendi aramızda şakalaşmaya başladık. İşte oyun oynasın, işte Crash oynasın aa falan filan diye ama sonra hani nasıl olacak? Çünkü hakları şeyde değil, bizde değil falan diye. Aynen, sonra Sony ile görüşmüşler. Hı. Yapmışlar o kısmı. Ama yani girip girmeyeceği son ana kadar neredeyse belli değilmiş. Artık böyle prodüksiyonun son aşamalarında anlaşmayı ben tamamlamışlar. Böyle bir muhabbet yaptık abi o kadar artık. Yani Değil bunu yani? almamazlık etmeyin. Yani o klasik yani. Klasik taktikler. İyi peki güzelmiş. Hadi hızlı hızlı devam edelim o Gelelim zaman. Edelim bakalım. Kingdom Come Deliverance ile ilgili bir haberimiz evet, var arkadaşlar. Evet oyun gezerden. Oynamadık o yüzden mesela bu hafta ne oynadığınızı konuşmak isterdim. Bir Türkçe yama gelsin. Biraz böyle efendim bir performans falan Hı -hı. düzelsin. Öyle gireriz diye düşündüm. Belki de yanlış ettim. Bilmiyorum. Neymiş haberimiz? Kingdom Come Deliverance. Skyrim alamadık bari Kingdom Come alırız falan diye düşünüyordum. Öyle Kingdom mi? Come ne demek? Öyle biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun işte. Birazdan Hoş geldin kralım. <laughs> Birazdan açıklarım. Efendim. Ee, neymiş bu? Ya, Game of Thrones o, modu hazırlanıyormuş. O Seven Kingdoms diye bir mod yapılıyormuş. Total War Atilla oyunu için. Hmm. Atilla oyunu evet. için. Fakat oyuna mod desteği bir türlü adam gibi gelmediği için bunlar da şimdi ee, bu hazırlıklarını Seven Kingdoms hazırlığını e, Kingdom Come'a Kingdom Kama Come uyarlamak evet. istiyorlarmış. E, fakat Cry Engine üzerine Crytek'le bir anlaşması olmak üzereymiş galiba şeyin, Kingdom evet. Come'ın. Eğer o olursa bu mod, mod desteği gelecekmiş, evet, O zaman ederim. direkt Onu buraya aktaracaklarmış ve böyle bayağı güzel bir e, Game of Thrones modu olacak. Yani bu 5 krallığın savaşı dönemini falan anlatacakmış. İyiymiş, nezikmiş. Nezihmiş. Gayet valla bayağı uygun olabilir diye düşünüyorum. Bence de güzel olur. Şey yok tabi yani e, Game of Thrones'da ne kadar var diyeceksin. Ne? Orada da çok yok belki şeyde ama ne bileyim yani bir hafif büyümüyü bir şeyler. Ha, yani daha Aynen. böyle yanan kılıcımız var ama en azından yani. Krallar gibi şu. Yani en azından ya. Kingdom Come Cennet. Öyle mi? Ya. Ha bilmiyordum. Yanlış söylemiyorum umuyorum. <laughs> Bu da artist artist gir o, cennet. E, o cennet olacak. Yani <laughs> geliyorlar böyle cahil cahil konuşuyorlar. <laughs> Yapmayın gözünüzü. İnanamıyorum lütfen. bazen. Kimler aynı benim. masada evet. oturuyoruz? Evet. Ha? Yani söz verilmiş, vaat edilmiş cennet falan. Hmm. Yani onu ben açık bilmiyorum ondan sonra şey olmasın. Anlıyorum. <laughs> <laughs> e, efendim. E, Cyber Vistle İncil'den alıntı yaptı. Buyurun. Matthew 6'ten May your kingdom come soon. May the power of the righteous. Falan, ne oluyor ya? Biz bir set. Ne oluyor yani? And I will strike down, down upon thee with great vengeance and furious, furious anger. Those <gülüyor> who <laughs> attend <laughs> bizim misyonerlikten alacaklar <laughs> ama hayır sadece Tarantino şeyi yani. Efendim Angry Hayran. Birds. Ha Bak bu çok enteresan bir haber. Angry Birds e-spor'a giriyor. Ciddi misin sen? Evet. Baya giriyor yani. Ee, yeni bir oyun yapıyorlarmış Angry Birds Champions diye. Evet. Benim daha önceden haberdar olmadığım e, neydi World Winner mı? Öyle bir site varmış. Biraz aşağı inersen onu da söylerim. Doğru olur. World Winner. Evet doğru. Onlarla birlikte yapacaklarmış bunu. Bu World da bir sürü oyunun e, böyle kompetitif bir şekilde oynandığı bir site. Ama bir sürü ha. oyun derken böyle... Ee, benim böyle eskiden oynadığım Big Money, Efendim falan. falan böyle Match Three'ler falan yani böyle hmm. enteresan şeyler. Abi çok kötü oluyor onların görseli falan e, ya. Çok eski çünkü. Bak, Tetris Burst, Bejeweled falan dakika, var aralarında. World Winner, ben, ben hemen bir araştırma yapacağım. Ee, ondan yapayım. sonra fakat şöyle bir olay varmış bu bu şeyde sistemde bu Angry Birds Champions'ta. Hmm. Mesela şeye gireceksin, turnuvaya girmek istiyorsun, hmm. bir doların altında bir para veriyorsun giriş parası var yani turnuvaya. Hmm. Ve 4 dolar civar kazanırsan da 4 dolar civarı para kazanıyorsun. Ama ayrıca parasız da oynayabiliyormuşsun ama o zaman para alamıyormuşsun. Yine böyle bir şey. Sitemiz böyle bir site. Böyle bir site. Gördüğün üzere oyunları, bir 2, Tetris, Burst. oyunları. Artık ne ararsan var Tam benlikmiş. yani. Benlikmiş. Ben bunu çözdüm ya. Ben... Dynamite var bak. Hadi be. <laughs> Dur. Öyle tıklayınca direkt girilebiliyor mu? Oynanabiliyor <laughs> mu? Ama buradan giriş yapman lazım. <laughs> öyle mi? <laughs> Dynamite combo. Jurassic combo. Ha canım benim ya. Ben çok severdim bu oyunu. Evet çok güzel oynuyorduk. Vallahi billahi. Ee, ben sana Switch'e şey alacaktım ya. Ne Bak, Almadım. Onu hatırladığım iyi oldu. Picross mu ne? Bir oyun var <laughs> ya. Sen bu sana o deli para kırarız buradan diyor. Tabii canım ya. Felaket. Gerek girmemiz lazım. Picross, Picross. Kare ne? karalamacı oyunu. Ha. Ya. Ama şey çok iyi olmuyor ya. Gerçi internetten oynadım ama büyük ekran gerekiyor. <laughs> bu ne ya? Bu nasıl bir haber ya? <laughs> evet. Ciddi mi bu? Vallahi öyle diyorlar. Valla o İngilizlerin yabancı, yalancısıyız Gürkan. Yabancısı değil mi? Yabancısı ya. değiliz. yalancısıyız. Metal Gear Survive. İşi abartmış. Yeni kayıt dosyası bile parayla. Evet. Oyunda dört tane kayıt yani karakter ayrı kayıt açabiliyormuşsun. Hı. Fakat pratikte sadece bir tane yapabiliyorsun. Yani diğer dörtünü açabilmek için mi? para vermen gerekiyor. Oyun içi parayla oyun Oyun içi para musun? ama oyun içi parayı <laughs> da normal parayla alman gerekiyormuş. Yani bir tanesi için sanıyorum bin işte kredi kredi diyeyim onun bir para şey birimi var. Ee? O da 0.99'a satılıyormuş. Ee, yeni karakter slotu için bir dolar verir misin? Vermem. Çünkü oyuna zaten para. Veriyor. Çünkü oyunu almamışım yani almayacağım çünkü <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum ya tamam. yani. Teşekkürler. Ayrıca şeylerde falan da gene e, bu oyuncu para kullanıyormuş. İşte mesela bir şey yapacaksın, upgrade yapacaksın, Hı -hı. upgradei hızlandırmak için ya da daha iyi olsun diye falan. baya böyle güzel. Koymuşlar içine şeyleri. Sanki oyun satacakmış gibi. Senin şey esprisi iyiydi ya. Hangisi? Ee, gizlilik yok diyorlar oyunda. Gayet gizli bir şekilde geldi. Hı -hı. Kimsenin haberi yok geldiğinden falan. Ama <laughs> sonrası da var onun işte. Ne, neymiş? Ki, ya tamam biliyorum bu çok işte şey uyduruk bir espri oldu ama Hı -hı. o açıdan da zaten çok yakıştı şey. falan diyor. yakışmadı değil yani. <laughs> Genelde eleştirilere bakıyorum. Çünkü önden kopya yollamamışlar efendim. Oynayın da hani eleştirin bilmem ne diye. Ondan sonra şeymiş. Yani yıl sonunda hatırlanır mı böyle bir oyun çıktı bilmiyoruz falan diyorlar. Şöyle hatırlanabilir. Allah cezanızı versin. Metal Gear markasını ne hale soktunuz falan diye böyle bir anılabilir belki. Of. Aynen öyle. Hızlanıyor Peki, muyuz? Çete bir dönelim hemen. Ondan sonra hızlanalım. Peki, Buyurun. Çet şu an Konami'ye kusuyor. Konami'ye kusuyoruz <laughs> evet. değil mi? Kospor. <laughs> hmm. e, ex, hak ediyor şey ekser diyor ki yani. oyunu satın alıyorsun sonra oynamak için ayrıca aylık para veriyorsun gibi evet yani. Servis mobil oyun mu bu demiş. Aha. Ondan sonra bir de neyse parası veririm kaydederim diyor. Fazla toprak doyursun gözlerini demiş. Vallahi billahi ben anlamadım bu işi ya. Peki geçiyorum o zaman. Geçiyorum. Rainbow Six'a Şimdi bunların şeyi vardı değil mi bu hafta? Ne vardı? Rainbow Six ne oluyor bunların atraksiyonunun adı? öyle bir Attraction. okazyon bir bir şey yaptılar buna. Bilmiyorum okaziyon adını bilmiyorum. Ee, değil mi öyle bir şey yaptılar. Rainbow Six Siege ile ilgili efendim yeni işte bilgiler. Üçüncü yıl ne olacak o bu falan ee, bir sürü bir şey işte yeni bir oyun modu tanıtıldı Hı -hı. Ee, oyun modu mu diyelim yani işte kompetitif rekabetçi Hı -hı. işte mod İşte efendim e, sen şu operatifi seçemezsin diyor. Evet. Öbürü sen Hı -hı. seçemezsin Hı -hı. diyor falan falan gibi. Yani bunu detaylı anlatan zaten YouTube kanalları falan da var. Çok aman aman detayına girer miyiz? Belki gireriz burada yani detaylı değilse de en azından üstünden bir geçeriz. Ya yani Burada enteresan olan şey aslında en öne çıkan mevzu adamlar diyorlar Sanıyorum ki... Sanıyorum şu yani değil mi? Aynen öyle yani Rainbow Six Siege 2 görür müyüz sorusuna... Hayır görmezsiniz hayır diyorlar yani. yani. Hayır diyorlar. Kesinlikle Daha 10 yıl boyunca yani. devam edeceğiz diyorlar. Yani biz diyorlar şöyle söylüyor onu da kafamızda 100 tane operatif var... Hı -hı oyun son haline geldiğinde 100 tane operatif olacak. Şu an 36 tane operatif var ve oyun çıkalı 3 yıl oldu. Yani biz toplam 10 yıl bu işin peşini bırakmayacağız. Bırakmayız diyorlar. Yani öyle ikimiki yok diyorlar. Ee, bence böyle bir modele geçilmiş olması güzel. Ben hatta hep söylüyorum division içinde böyle bir modeli. Az, az evvel sen diyordun ya işte E3'te 2 görünüyü falan diye yani. onun için diyecektim ben de yani muhtemelen onlar da buradan gidecekler. Bilmiyorum. Yani Division da çünkü biraz şey oldu. Tamam bu yamalarla hı hı. falan topla. Yani öyle bir lanse etmek lazım ki mesela Division gibi bir oyunda. Hı hı. The Division işte 2 0 bayağı 2 gibi. Yani evet. çok büyük bir reklam öyle. kampanyası da falan sokman lazım onu. Bütün oynanışı şeyde lazım bence. Hı hı. Bu ana haritada o baştaki böl bölgeyi oyun için falan iyi değiştirmen lazım. Eklemen lazım. Üst yere açacaksın lazım bayağı Central Park hı hı. bilmem ne falan bayağı bir açacaksın Mesela bunlar falan, falan bunlarda öyle bir şey yok tabii. Tabii yani bu zaten Matchmaking üzerine olduğu için çok rahat Aynen oluyor öyle. tabii yani. Aynen öyle. Ee, ben de hafta içi Twitter'da bir şey yaptıydım. Hmm. Ne yani o anket yaptıydım. Anketi. Ee, pek ilgi yok gibi gördüm ya. ya. Ben şeyi tam bilmiyorum bunun şey nasıl. Ee, ne? Para monetizasyon modeli nasıl? Valla şöyle bir durum var. Bu ilk çıktığı zaman Hı -hı. çok hakim değilim. Bildiğim kadarını söyleyeyim lütfen Hı -hı. siz düzeltin. Dört tane mi e, operatörle açıktı? Dört operatörle başlamışlar evet. Açıktı. Hı -hı. Sen böyle oynadıkça işte neydi onun birimin ismi tam hatırlamıyorum şu anda. Neyse kredi diyelim. Kredi diyelim yani. Renown Renown'du galiba. Hı. Onu biriktiriyorsun onunla işte efendim açtığın operatörün işte silahının üstüne işte scope açabiliyordun bilmem ne açabiliyordun veya gidip yeni operatör satın alabiliyordun Hı -hı. onunla. E, bu böyle devam etti sonra işte operatör eklediler üstüne bir şeyler bir şeyler falan. Mesela bu üçüncü yılla birlikte şöyle bir şey olacakmış oyunun starter edition'ını alanlar yani bu şu anda 20 25 26 lira falan galiba Steam'de Gira. starter edition. Ha sen diyordun evet geçen evet. gün. Orada 4 yerine 6 operatör Altı olacak açık bir şey olacakmış. Aslında. Bir kere onu öyle değiştirmişler. Hı hı. İşte 100, 100 lira civarı olan standart edisyonda hı hı. da bildiğim kadarıyla e, 28 galiba operatör hı. tamamen açık hale gelecekmiş hı. mart sonu hı hı. gibi bildiğim kadarıyla. Efendim bu unlockable'lar falan da açık olacakmış. Yani skopu mu kopu bilmem her hmm. şey. onlar da açık olacaklar, bulacakmış galiba. Hmm. Oyuna yeni gelenlerde çok efendim yani komünitenin dışında ha, kalmasın, kalmasın diye hayır. anladığım evet. kadarıyla. Peki bu şimdi mesela şey çıkmış ya, işte yeni şey çıkmış, yama çıkmış Outbreak. Hı hı. Onları da satmıyorlar değil mi? Onlar bedava mı geliyor? Onu bilmiyorum. Hmm. Onu bilmiyorum. Ee, bu Outbreak bildiğim kadarıyla co bir şekilde zombi-mombi falan bir ee, şey Zombi şey. gibi değil de ne uzaydan ya? bir şey geliyor, zombi gibi yani i̇şte zombi uzaydan bir yani, virüs geliyor falan gibi bir kapıştırmış. Ee, Orada ee, da kozmetik loot box falan olacakmış. Sanıyorum diğer haberin içinde aha, şey var işte bundan sonraki e, bu yıl içinde çıkaracakları diğer update'lerin içeriği konusunda. Hangisi? Şunda mı? Aha, bir şey vardı, grafik şu. vardı. Heh, şu galiba. Was coming to Rainbow Six Siege in Year 3. Evet. Buyurun, Bir, grafik yılda vardı, yılda ne bakabiliriz belki. Ha, Şurada. Şimdi bu işte kaymera ee, Chimera çıkıyor. Evet. Bu şimdi gelen gelecek olan. Evet. E, şöyle, şöyle. İki tane yeni operatif geliyor. Ondan sonra evet. E, şey ikincisinde gene iki tane İtalya bunların milliyetlerinde önemi var sanıyorum. Tabii. Çünkü... Operatörler öyle ülke mesela FBI'nin oluyor atıyorum. İşte, dediğim, yani işte Fransa oluyor bilmem ne oluyor hı hı. falan. Öyle yani Türkiye mülkiye bekleniyordu ama Türkiye açıklamadılar şey yani. Şey gelmiş işte en son dördüncü olarak Morokko diyor Fas'tan hmm, gelmiş. gelmiş bir de ilk Afrika haritası diyor o yüzden Fas haritası varmış. Hı -hı. Üçüncü de mesela şey diyor haritanın bir tanesini değiştiriyordu anladığım kadar. Baştan evet, evet tasarlanmış. Ve şey diyorlar yani her bir sezonla birlikte var olan haritalarda da ufak tefek değişiklikler yapacağız. İşte mesela pencere olan bir yerdeki pencereyi kaldırıp Abi şöyle Kapı bir şey söyleyeyim mesela, koyacağız oraya falan öyle ufak tefek değişiklikler... çok değiştirecek şeyler. Mesela o bir tane gördüm haritayı atıyorum. Tuğla olan duvarı mesela ahşap yapmışlar tamam mı hı hı. binada atıyorum işte 30 yıl evvelinde geçecekmiş galiba hı hı. o haritanın. O haritanın 30 yıl evvelinde geçip de efendim tuğlayı ahşap yaptın ahşabı bilmem ne yaptın dediğin anda bütün oynanış şey değişiyor stratejisi değişiyor artık. Hı hı. Çünkü işte duvardan geçemiyorsun da atıyorum ahşabı bir kırmayla yıkıyorsun diye misal veriyorum yani bütün oynanışı değiştiriyor. Ee, o yüzden önemli değişiklikler yani değil oluyor yani. bayağı olsa... önemli değişiklikler oluyor. Hani efendim üç yolla harita yaptım, oradan işte bir tane kısa yol açtım, basitliğinde değil tabi olay. Diyelim. Ee, ha şu harita işte bak, yeni yeni güncellenecek dediğim hmm. harita şu. Ee, bu 30 yıl evvelinde geçiyor işte. Hmm. Bu harita normal normal halinde hmm. yani. Falan falan yani. Ee, böyle. bayağı hakikaten peşini bırakmıyorlar. bırakmıyorlar. Çok ciddi şey yapıyorlar, Gayet destek güzel. var yani. Gayet güzel. Pekala böyle bilmiyorum chat ne diyor? Çedu. Chat kendi arasında ya. <laughs> hmm bu Ar Argonavis demiş ki Starter Edition no life oynayanlar için efendim evet, herkese göre değil demiş. Yani Turceng'de Starter Edition alınmaz demiş. 3000 saatte falan açılıyor hepsi galiba öyle bir şey var Hadi yani. ya. Öyle, öyle öyle rakamlar talep ediyor e, Turceng'de yani. Turceng'de diyor ki oyunun en güzel yanı content herkese açık. Yeni gelen haritalar, operatörler herkese açık. Operatörler bir haftalık kilit sonrası alınabiliyor. Hı -hı. E, güzel tabii yani hakikaten. 27 milyona mı ne çıkmış oyuncu sayısı işte oyunun? Maşallah. Yani... Ben bir ara hatırlıyorum Rainbow Six Siege geldi sonra falan oldu gibiydi. O çıktığı Hı. yıl. Bir indi. Değil mi? Sonra bir böyle sonra bırakmayınca. Sonra desteklerler peşini. demek ki bayağı peşini bırakmayınca işte. Ne de demek ki insanlar sonradan sonraya sardı yani. Peki tamam hadi çok konuştuk. Şuna da Burnout'a da geçelim. Ondan sonracığıma. Ay ağzımdan kaçırdım. Aa. Hı. Efendim. Burnout ben ben... bilmiyorduk çünkü. Bilmiyorduk değil mi? İşte en büyük haber bu haber. Benim için. <laughs> Abartmayayım tabii de yani. Ama hakikaten Aha. çok keyifli oynamıştık zamanında. Nedir Gülcüm? Haberimiz nedir? Haberimiz şu. Burnout Paradise'ın remasterı geliyor. Hem de yakın bir zamanda geliyor. Galiba 16 Mart mıydı? Evet. Bakarız şimdi tarihine yanlış hatırlamıyorsam. Öyle. Baya yakın zamanda geliyor. Baya yakın zamanda geliyor. Şöyle bir muhabbet dönmüş. Aha. Ee, bir yerde böyle yanlışlıkla microtransaction'dan falan bahsetmişler galiba. Öyle bir şey Onun için... oldu. Ondan sonra hemen yalanlamışlar tabii. Yok, yok öyle bir şey. şey. Hata yazılı oldu. Yazılı Yanlış diye. oldu. Aman aman saldırmayın. Vurmayın ee, diye. Oyun içi efendim tercihe bağlı harcanabilir bir şeyler bir şeyler falan dediler. Ee, Burnout Belir ekip kuruyor muyuz? Benim başlığım bununla ilgili bu yani. Bütün eklentiler olacakmış içinde. 4K 60 fps çalışacakmış. Efendim e, ekstra bir ödeme ödeme bilmem ne falan yok. Öyle bir şey yok yani. Hı -hı. Ne kadar satılacak? O belli değil bu 40 dolar satılıyor. 40 dolar mı? 40 dolar satılıyor. E, güzelmiş o zaman. Gayet başarılı de güzel yani. Gayet İyi, başarılı. İyi aksesle e, 9 Mart'ta denenebilir halde olacakmış 10 saatliğine. Olacakmış. Eee vallahi oynarım diyorsun her türlü. Ben e, şöyle söyleyeyim. 2 kere oynadım oyunu. Evet, sen Evet, bayağı sonra... oynadım onu gerçekten. Her şey falan o da platinium olmuş olabilir şimdi. Hatırlamıyorum Hı -hı. ama. Yok, bir iki kupa kaldırdım galiba, mi? öyle hatırlıyorum. Ee, oynarım, bir daha oynarım. Hatta şöyle söyleyeyim, ekip kurup ekip kurup oynayacağız falan dersek kesinlikle oynarım. Öyle söyleyeyim yani. Ekip nasıl oluyor Bunu Ben bilmiyorum. Bayağı şey ya, yani, bu o şehrin belli yerlerinde efendim ne bileyim bir zıplama var, hoplama var. Hı -hı. O onu kovalıyor. Bu bununla yarışıyor. O Hı -hı. onu işte çarpıyor duvara. Yok şeyin efendim dairenin içinden geçtin mi, Hı -hı. geçemedin mi? Ee, şey o, o konuda bir iyileştirme yapacaklar mı yapmayacaklar mı bilmiyorum tabi. Yani networking kodla ilgili bir geliştirme falan var mı yok mu onu bilmiyorum ama e, oyun çıktığından bu yana yaklaşık 9 yıl 10 yıl oldu yani. O tecrübeyle de onun, orada da mesela bir şeyler yapmaya kalksalar falan bayağı. Baya... Güzel olur. Çünkü çok özür dilerim son cümlemi hı hı. söyleyeyim. Bence e, bu oyundan sonra bence bu oyun seviyesinde arcade ama dibine kadar arcade hı hı. yarış oyunu bu seviyede bence çıkmadı. Yani onu diyecektim ya, Adam, yani yarış oyunu da, oyunu da yok piyasada şu anda yani aslında bayağı açık var. Yani sıfır oyun gibi satar yani. Most Wanted falan yenisi menisi işte bir Pursuit biraz fena değildi. Ama bence bu oyunun e, sağladığı eğlence seviyesine çıkılmadı. Hangi oyun çıktı diye hep söylüyoruz bence asfalt çıktı mobil platformda. Evet, enteresandır ya. Yani. Ee, öyle enteresandır öyle yani. Bu yeni oyunda da ben abi bu duvara araba çalma. Bu e... eskisi tabii değil mi? Bu şey değil. Master eskisi var. Yani ama işte. video master zaten düşük işte. kalite değil. O yüzden böyle gözüküyor arkadaşlar. Korkmayın. Evet evet ya yani düşük kalite açtım ben şimdi. bu Takılmasın şey diye. diye. Ee, ne, ne diyordum? de demiş ki mesela Forza Horizon'lar arcade yarış olarak güzel ama Burnout çok daha zevk veren bir ben, oyun. Ya şöyle söyleyeyim. Yani evet o da arcade. Hani şeye göre arcade tabii. Horizon'lar. Normal Forza'ya falan ya Gran Turismo'ya e göre tabii daha arcade falan ama bu baya arcade ama bu yani. Tabii canım. Yani uçuk bayağı arcade yani bu. Baya böyle dandum vuruyorsun, o tabii kenara, kenara dönüyor sadece. Nitro bastım, oradan <laughs> uçtum, iki kilometre havada <laughs> vakit geçirdim <laughs> falan. falan öyle bir arcade'den bahsediyorum yani. Yoksa hakikaten Forza, o şey de güzeldi, Forza Horizon 3 oynadım ben bayağı o güzel bir oyun. O güzel Hı -hı. bir oyun ama şey bir oyun oluyor, onu demek istiyorum hani e, ne kadar efendim renkli de olsa ortam, Hı -hı. yok çölde de gitsem, Hı -hı. orada da gitsem, suya da girsem, çıksam bir ciddi oluyor yani. Tamam inanılmaz hesaplamıyorum dönüşümde torkum bilmem neyim falan ama e, yani? daha bir ciddi oynuyorsun oyunu yani. Bu işte. çok tabii ya direkt böyle dandum gir oh, yani. Oo. Oh. oh yani duvara araba çarpmanın e, tadı ya. Şey neydi Öyle ya, ya o da Burnout'tu değil mi? Bu ta eskiden baban PlayStation 2'de Burnout oynuyordu. 3. O, asıl onlar da çok Cevher onlara ee, da girseler. Cipseden... Şey oluyordu yani ya, çarpıyorsun ne kadar hasar verirsen hesaplıyor çok hasar verirsen yüksek Crash puan alıyorsun falan vardı işte, çok tabii, eğlenceliydi. Tabii onu diyecektim bu ya en son Need for Speed'de böyle duvara araba çarpma muhabbeti e, gazladı beni falan. Sadece senaryo görevlerinde oluyor. Çarpınca böyle ağır çekim gidiyor hmm. kamera falan gıcık oldum yani. Neyse. <laughs> Öyle. Ben ama bak çok net söylüyorum. Buradan şeyi söylüyorum. Burnout geliyor. Ekip kuruyor muyuz? Ben Burnout alacağım. Paradise'ı kesin alacağım yani. Nereye alacağım? PlayStation'a alacağım. PlayStation Nereye alacağım? PC'ye de çıkıyor galiba. Emin değilim ama. Ee, PlayStation konsolu alacağım yani ben o oyunu. Play eğer alırız, oynarız derseniz ekip Hı. kurarız. Çok eğlenceli böyle. Efendim 7-8 araba çok eğlenceli. Diyorsun çok, diyorsun tuhaf tuhaf yani. şeyler yapabiliriz yani diye çok düşünüyorum. Tuhaf. Çok tuhaf şeyler yapılıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu hafta çıkacak oyunlar ha. o zaman? Bu hafta hangi Şu oyunlar çıkıyor? çıktı zaten söyleyeyim. <laughs> e tabi böyle bir durum var. Switch'te olmaz güzel tamam mı? Switch'e çıkmıyormuş yalnız ya. bizim hmm, kadarıyla? Play, PlayStation'a? Niye çıkarmıyor? Lan ee, anlamadım. Xbox'a çıkacakmış 16'sında sonra pc 7 bir ara çıkacakmış. Bence yani bak geçmeden yani bence delilik öyle diyeyim. Switch'te çıkmaması. Evet abi. O Switch'te nasıl satar biliyor musun o oyunu? Doğru söylüyorsun. Ki o kadar da zorlayacak bir oyun Yok olacağını Yok canım. Yani. Gayet 60 FPS var. E 4K falan değil tabii yani. 1080 kesin çalıştırır. Çalıştırmasın 720 çalıştırsın zaten. 60 FPS e kesinlikle çalıştırır. Peynir ekmek gibi satılırdı oyunu öyle söyleyeyim Bu sana. arada fazla diyor ki mesela ben Grid 2'yi severdim yarış oyunu olarak ama pek akla gelmiyor nedense diyor. Yoo ben bayağı oynamıştım Grid 2'yi. Bayağı oynamıştım. Grid, Grid 2. Onları bayağı oynamıştım var yani. Güzel oyun, çok güzel oyunlar canım bunlar. Çok güzel oyunlardı. Tabii bu araba yarışı ol ol olayı biraz şey oldu, yoruldu galiba. Öyle, Öyle ya. Bir, durum bir yenilik da var. lazım. İşte hep konuşuyoruz ya onu. Yani. Ya Ama ne, ne yapacaksın abi Araba, yol işte git. Yol, ne yapacaksın <laughs> işte geçiyorsun. Yani böyle biz uçlara gitmek lazım. Bana sorarsan. Bak Hı -hı. ben burada bir şey e, teoriyle gel gelmek Buyurun, istiyorum. Buyurun. Bence Paradise'ın satışlarını gözleyecekler. Ha, o tip bir şey bence. yapalım mı yapmayalım mı diye. Olabilir mantıklı. Talep var mı yok mu? Niye bakacaklar Şimdi, bence. Burnout Paradise çıktığı zaman... Online oyun falan mevzusu vardı da vardı. bu kadar şey değildi değil mi? PlayStation işte oyn oynuyorduk ediyorduk Hı -hı. tabii yani de böyle bu kadar efendim yok yani parti kurdum, değildi. partiye girdim evet. çıktım işte bilmem bu kadar böyle rahat değildi yani. Aynen. O işleri şimdi muhtemelen yeni bir şey çıkarırlarsa dediğin gibi orada Ama ben hala takıldım Switch'e niye gelmez? Bir tane oyun var. Mobil, sonra gelir yani. mobil de olan Ondan bir oyun var. Gear belki. Club diye. Bu test drive test drive vardı ya. en son çıkan test drive'lar. Limited miydi? Unlimited mı? neydi? Test drive ne ne diye çıkmıştı onlar? Bir adada adada gidiyorduk, dolaşıyorduk, geliyorduk hmm. falan yani. Ee, Eden Games miydi? Onlar o, o, galiba Eden Games'de. Onların yaptığı bir oyun Gear hmm. Club diye mobilde ücretsiz oyun yani. Hmm. Oynuyorsun işte efendim. şey, şey inepçürsün. Hayır şeyler yapıyorsun. Abi Switch'e getirdiler oyunu. Direkt mobildeki gibi 30 FPS falan çalışıyor. Bir görüntü kalitesi gene mobil hmm. gibi falan. Üstünde 40 dolar oyun. Yuh. Tam direkt Vita muamelesi yaptılar konsola yani. E şimdi o, şey e o şey mi? O? alınmaz tabii akılsızlar Switch'e yani. de o kadar uygun ki Mario Kart oynuyorum. Döndüm bir de Burnout Paradise oynuyorum. O kadar uygun ki evet yani, yani konsola. Yani. Çok iyi Birlik. Bilemedim. Neyse hadi geçiyorum o zaman. Geç bakalım. oyunları. <laughs> Neymiş bakalım bu hafta çıkacak oyunlar. Unlimited'mış galiba. Heh, Özellikle unlimited, unlimited. aynen aynen. Test Drive Unlimited. Age of Empires Definitive Edition oynayan var mı aramızda? Nasıl olmuş? Acaba Metal Gear Survive. Zaten kimse Konuştuk. oynamıyor. Old Man's Journey simge e e geliyormuş. Yine yani çok uygun. İyi satacağını Hı -hı. düşünüyorum orada. Efendim bu Apex, Apex Construct'a baktım biraz. Fena gözükmüyor. VR oyunu. Ondan sonra... 60 lira cuman... olan 2Jank şey mi? Age of Empires mı? Buyurun devam Ben ilkini çok oynamadım. 2'yi oynamıştım çok Hı -hı. ya. 2 İki... yani daha bir yakınım. Neyse bakalım. E, çarşamba. Bunlar var efendim. Perşembe yani bugün. Aha. Pac-Man Championship Edition 2 Plus Switch. Pac-Man <laughs> isimli oyunlar. Böyle başlıyor. Aynen öyle. Efendim Steam World Dig o 2 3DS'e geliyormuş. Yaparım. Cuma. O geldi arkadan <laughs> o geldi mi? Geldi. Size, direkt yani. <laughs> Cuma. Yarın ne geliyormuş? Sword Art Online geliyormuş mesela Xbox One, PC ve PlayStation 4'e. Efendim, Fable Fortune ne? Kart oyunu falan mı Fable'ın? Bilmiyorum ki. Nedir o? Bilen Xbox var mı? Xbox One'a geliyor. Biliyor musunuz? Ben hemen ona bir bakayım. Fable Fortune. Mart Erbak e, Switch'e System Shock gelsin diyor. Of. Get Onu yapıyorlar. Bir remaster vardı. Ne oldu o? Fable Fortune bayağı şeymiş hakikaten. Collectible Card Game'miş. Hmm, kart oyunu Fable demiş Burak Bayırlı Fable evreninde değil. geçen kart oyunu. E, İlişkili alakalıyım, şöyle göstereyim. Steam'de de 9, 10 üzerinden 9, 219 review yani şey inceleme. Hiç fena değil yani. Şimdi Xbox'a çıkıyormuş mu? Öyleymiş. Ne güzel, ne güzel. Olmuş Yeni işte. Fable da geliyor şimdi, onu da biliyoruz. Evet. Sonuçta, ee, Forza'yı yapanlar yapıyordu galiba. Ee, ya. Yanlış galiba. hatırlamıyorsam. Sanırım ben Aynı de öyle, öyle hatırlıyorum. Pekala. Ne çıkacak? Pekala. Pekala yani. şimdi çıkacak bu oyun tabii daha. <laughs> evet yani bilmiyorum memnun olacaklar mı yani. Şimdi biz bu gece ne oynayacağız? Güzel bir oyun arkadaşlar. Hakikaten keyifli bir oyun. Yani niye oraya bakıyorum şuraya bak yani. <laughs> keyifli bir oyun. Koop <laughs> bir oyun arkadaşlar bu. Onu söyleyeyim. Acaba nedir? Nedir? Acaba nedir? Nedir? Şudur arkadaşlar. Oyunumuz şu. Arkadaşlar oyunumuz şudur. Ee... Oyunumuz şudur arkadaşlar. Ages Defenders diye bir oyun bu. De, evet, bu de geçen rüzgarla evet, oyun, değil mi? Onun üzerinden 8 almış Steam'de. Metası 78. Fena değil. İyi, iyi bir not yani. 8'in altına düştüğün zaman şansın biraz gidiyor ama e, 78 iyi bir. Iyi, yani, iyi <gülüyor> <diyelim> <gülüyor> yani. Ben hani nerelerde eksik olmuş olabileceğini veya nerelerden beğenilmemiş olduğunu falan tahmin edebiliyorum. Çok göz ardı edebileceğin hani oyundan keyif alırım dersen <laughs> böyle koop mop oynayayım dersen göz ardı edebileceğin e, şeyler onlar. Öyle diyebilirim. E, bu nasıl bir oyun? Şöyle bir oyun platform işte hopladım zıpladım vurdum tarzı oyunla tower defense'i birleştiriyor hmm. gibi. Böyle bir süre gidiyorsun bir şeyler yapıyorsun hoplusun zıplıyorsun hmm. böyle efendim çevresel puzzle'lar falan var. Hmm. Onları yapıyorsun tamam mı? Onları yaptıktan sonra base alanına geliyorsun. Base alanına geldiğin zaman orada sana üç şey veriyor atıyorum. Ya da kaç wave olacaksa Bir inşa etme fazı hmm. veriyor. Bir de savunma fazı veriyor. İnşa etme fazında etraftaki işte mineralleri falan hmm. topluyorsun. Onlarla işte efendim tarıt kuruyorsun. Bir şeyler kuruyorsun falan. Ama bu co-op oynanıyor ve iki karakterin birbiriyle etkileşimi var. Hmm. Mesela Farklı özelliklerim var. Ben hmm. oynamadım bu arada. Bilmiyorum Bakacağız ama. yani. Örneğin bir tane dedemiz var. Dede işte tarıt yapabiliyor tamam mı? Hmm. Torun var. Torun şey yapabiliyor. Ee, bomba koyabiliyor yere. Hmm. Ee, eğer şey şöyle oluyor. Daha doğrusu şöyle oluyor. Dede blok koyabiliyor. Üstüne Hı -hı. çıkılabilecek blok koyabiliyor mesela. İkinci bir blok koyarsa tarıta dönüyor Hı -hı. gibi. Çocuk işte efendim bomba koyuyor. ikinci bir bomba koyarsa dikenli tuzak oluyor Hı -hı. mesela. Dedenin bloğunun üstüne çocuk bomba koyarsa başka bir şey oluyor Hı -hı. mesela. Yani böyle bir efendim şey oynamak lazım orada. Anladım. Oynak. Öyle etkileşimle evet, oynamak etkileşimle lazım. Evet etkileşimle oynamak falan e, oyun lazım yani. Oyun zorunlu koop mu diye sormuş fazla. Hayır tek başına oynanabiliyor. O karakterler arası geçiş yapabiliyorsun Hı -hı. yani. Öyle bir durum var. Ee, şuradan ben size trailer'ını göstereyim. Madem öyle. Neden olmasın? Neo'cular da geldi. Bir Niyo ağlıyor. Gözleri yaşlı. Derya diyor Haydar. <laughs> Derya değil mi? Dur Opursun, ona dursun, dinlensin. Dinlensin. Şuralar bir şey olsun. Şöyle bir rayımıza oturalım yani. Geleceğiz oralara da. Şöyle göstereyim. Oyunda şöyle. Böyle piksel diye bir efendim şey var. Zaten Stilimiz, direkt söylemiş yani. yani. Tower Defense diye. Tabii tabii. Bunlar GTA böyle geliyor. Çıkacağım. Tamir edebiliyorsun Bakalım. yani o şeyleri falan. Ee, kurdun tarıtları falan da tamir edebiliyorsun. Dört dört kişi de oynanabiliyor bildiğim kadarıyla yani. Baya şey böyle efendim bölüm sonlarında böyle girip bir şeyler satın alabiliyorsun dükkandan, geliştirebiliyorsun değişik yerlere gidebiliyor hmm. karakterlerini götürebiliyorsun işte. Mesela işte kürek kullanıyorsun da hemet mesela böyle bir şey store ekranı var yani. E, peki PC oyunu mu bu diye sormuş öyle PC de var. PlayStation'da da var. PC'de Steam'de var herhalde. Steam'de var. PlayStation'da var. Biz Switch'ten oynayacağız yani. Ee, böyle. Daha da bir gidiyor yani bayağı gidiyor oyun. Fena değil, güzel. Güzel bir oyun. Eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Biz birbirimizi yiyeceğiz şimdi didişeceğiz. Orayı koysan atartı, niye buraya koydun? Bilmem ne falan gibi. Böyle bir didişeceğiz diye tahmin ediyorum. Ben şunu koyayım. Duş budur. Benim söyleyeceklerim bu haftalık budur. Vakitte biraz açtık gibi oldu ama neyse Hayır, tamam. Fena değil. Zaten geç başlamıştık. Aynen öyle programı ben bir şekilde, hızlı bir şekilde kapatarak oynuyoruz bölümüne geçelim diye düşünüyorum güzel. Çete bir dönelim ama. Çünkü. Tabii tabii. Çete bir dönelim. Chate Gülkan bir şeyler Bey'in varsa. zevkli izlemesi diyor Mösyö Likit. Ayıp ediyorsunuz. isterseniz her türlü Reyci yani. <laughs> Buyurun. Evet. Varsa enteresan bir şey chatten. Ee, Burada da var. Sen niye bunu okuyorsun? Bilmiyorum. Niye öyle yapıyorum? Yani gerçekten? o zaman bunu kapa yani. Bunu evet, niye açık bu daha buradan? kaçırınca buraya bakıyorum. Niye de niyeyse buraya bakıyorum. Halbuki daha minik ve daha zor o, yani. Eşek kadar oraya şey açtık Aynı sana. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Tabii ki doğru söylüyorsun. Fazla da bırakın Neo'yu. Boz keseceğiz diye ömrümüz geçiyor diyor. Abi ben şey, kurdum kaldım ya. Valla. Çok çok <laughs> şey var orada. Çok ne bileyim kaynak zor, adam, o bilmem ne. Kafa, kafayı veremedim yani ona biraz. Öyle söyleyeyim. Kafayı yatıramadım yani. Mesul 2'de slime boss nasıl geçiyoruz Neo'da diyor. Vallahi biz gelemedik oralara. Bizim durumumuz yoktu. Yo, durumumuz yoktu gelemedik oralara. Bir Hadi de ben gelmedik. şimdi Neo bak bir şey söyleyeyim. Neo hani burada oynarız oynamasına falan ama yani onu ıı, bizim kanalda şey yapamayız. Satamayız yani Neo'yu. Eti yok diyorsun. Eti yok. Zayıf kaslı ya. O Hayır It hayır. <laughs> Hayır, hayır. Hayır. Onu hayır. satamayız. Hayır onu oynayamayız. Onu satamayız. Var Yarın şey Diablo var. Rex, ve Mert e, özel konuğumuz olarak bize katılacaklar umuyorum. İsterlerse tabii ki. Aha. Evet. Yapalım mı öyle yapalım bir şey? Tabii. Yapalım tabii. Sözümüz yapalım. varmış madem. Yapalım. Aynen öyle. Yapalım bakalım. Nezik gecelerden sonra yani nezik geceleri taşını, içinde. Taşınışınızı izleyelim diyor Mitselmoz. Bir şey taşımayacağız ee, ya. Şuradan şuraya. Taşınma. Ben onu düşündüm de yayını kapatmadan öbür sisteme geçemiyorum gibi bir durum ha, var. Anlıyorum. Ee, bütün bağlantılar falan çünkü her yer dolu yani kablo mablo. Yayını bir kapayacağım 5 dakika ondan sonra geçeceğiz. Öyle evet, bir durum var. 5 dakika durun. Bir çay mi? alın kahve alın güzel. Aynen öyle ki biraz Bak keyfinize bakın. Konuşuyorum. Gene kamera değişmiş hiç söylenmiyor Ama bunlar. Ama sen buraya bakmıyorsun ben sana buraya ayrı montör koydum 3 tane montör var şu anda masanın üstünde yani. Ben sana onu söyleyeyim. Duran diyor ki eti yok bize Gürcü'den Samuray gelmez. Gürcü'den Samuray olmaz biz satamayız çünkü onu. Satamayız eti yok. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Coplay tamamladık. Birazdan oynuyoruz efendim yayınımızla sizlerle birlikte olacağız diyorum. Bir var mı söyleyeceğim. 5 dakika. 5 dakika. 5-10 dakika. Dakika. dakika içerisinde buradayız yani kaçmayın, kaybolmayın Hı. bir ara. Şuraya yiyecek bir şeyler alın. şöyle ha. meyve falan. Biz ne yiyeceğiz peki canım benim? Su. Ha? Bu mu? Su. Su mu? Yani şu efendim şey o, o bile yok bende bak. İçinde Doğaluruz. elma falan bile Doğaluruz. yok yani. yani. Yosun mu lan bu? <laughs> Yeşil, yeşil, yeşillik yiyorum Yol, yani, baş, yeşillik yiyorum. Peki, Sağlık hadi bakalım, için hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.